Mutlu günler. Bugün 4 Ocak Cumartesi. Gündemdeki gelişmeleri saat 13 bülteninde sizlerle paylaşacağız. Buyurun başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin suikastiyle öldürülen İran Kudüs gücü Kasım Süleymani ve Haşi Şabi komutanı El Mühendis için Irak'ın başkenti Bağdat'ta tören düzenleniyor. General Kasım Süleymani'nin Irak ve İran bayraklarına sarılı naaşının geçiş törenine binlerce kişi katılıyor. Amerika'ya ölüm sloganlarıyla yürüyen binlerce kişi intikam yemini etti. Irak'ta Amerika'nın düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Kasım Süleymani'nin naaşı Irak'tan İran'a uğurlanıyor. Efsane general ve Haçlı Şabi komutanı El Mühendis için ilk tören suikaste uğradığı Bağdat'ta Kazımiye semtinde yapılıyor. General Süleymani'nin naaşı İran ve Irak bayraklarına sarıldığı askeri geçit töreni düzenleniyor. Süleymani'nin naaşını taşıyan araca binlerce kişi eşlik ediyor. Amerika'ya ölüm sloganları ile yürüyen binlerce Iraklı intikam yemini ediyor. Amerika şeytanil ekber. Allah Allahu ekber. Amerika şeytanil ekber. Allah Allah. Törenlere istifa eden Irak Başbakanı Adel Abdülmehdi ve Irak parlamentosundan isimler de katılıyor. Bağdat'taki törenlerin ardından kutsal topraklar sayılan Kerbela ve Necef kentlerine götürülecek Süleymani'nin naaşı daha sonra İran'a uğurlanacak. Tahran'sa General Kasım Süleymani'yi karşılamak için tören hazırlıkları yapıyor. İlk tören Meşhed'de yapılacak. Tahran ve Kirman'da yapılacak törenlerin sonrasında İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani memleketinde toprağa verilecek. İran dini lideri Ayetullah Hameney, şehit General Kasım Süleymani'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Hameney, Kasım Süleymani için Tahran'da düzenlenecek törenlere de katılacak. جهادش جهاد بزرگی بود خدای متعال شهادت او هم شهادت بزرگی قرار داد انشاءالله امیدواریم که خداوند Bağdat'taki suikast sonrası Irak Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı. Konsey saldırının Irak'ın egemenlik haklarını ihlal ettiği konusunda uzlaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkedeki askeri varlığına son verilmesi kararının alınabileceğini duyurdu. ABD'nin Bağdat'taki saldırısı üzerine Irak hükümeti harekete geçti. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi saldırıyı değerlendirdi. Konsey seçime kadar işleri yürütmekle görevlendirilen eski başbakan Adil Abdülmehdi başkanlığında toplandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşçı Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis'e karşı ABD tarafından düzenlenen saldırı kınandı. Saldırının ülke egemenliğini ihlal ettiğini belirten konsey olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantının gündemi ABD'nin Irak'taki askeri ve siyasi varlığı olacak. Çünkü konseye göre hava saldırısı ABD kuvvetlerinin Irak'ta bulunma şartlarının dışına çıktığı anlamını taşıyor. Parlamentoda yapılacak olağanüstü oturumda ABD'nin ülkede askeri varlığına son veren bir karar alınabileceği bildirildi. Eski Irak Başbakanı Abdülmehdi dün yaptığı yazılı açıklamada suikastın Irak halkına ve devletine düşmanlık içerdiğini söylemişti. İran'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecit Ravanchi, "İntikamımız çok sert olacak," dedi. Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşı İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisinden açıklama geldi. Temsilci Mecit Ravanchi, Süleymani'nin Irak hükümetinin daveti üzerine Bağdat'ta bulunduğunu belirtti. Ravanchi, "Bu ABD tarafından yapılan bir saldırganlıktır. Silahlı kuvvetlerimizin kıymetli bir generaline ne olduğuna kayıtsız kalamayız. Nerede, ne zaman, nasıl bilmiyorum ama intikamımız çok sert olacak. Kesinlikle bir misilleme yapılacak." ifadelerini kullandı. ABD yönetimi tarafından yürütülen bu eylemin sonuçları olacak diyen Ravanchi, "Bu olaya gözümüzü kapatamayız. İran kendi seçimine göre hareket edecektir." ifadelerini kullandı.
Irak'ta dün gece Haçlı Şabi liderlerinin hedef alındığı haberleri yalanlandı. Hava saldırısının Haçlı Şabi lider kadrosuna değil, sağlık ekibine yönelik olduğu belirtildi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta sabaha karşı bir konvoya hava saldırısı düzenlendi. Saldırının Haçlı Şabi liderlerine yönelik olduğu iddia edildi. Ancak Irak Haber Ajansı saldırının Haçlı Şabi lider kadrosuna değil, sağlık ekibine yönelik olduğunu duyurdu. Haberde Haçlı Şabi heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya yer verildi. Haçlı Şabi'den yapılan açıklamada saldırının komutanlara yönelik olmadığı, sağlık konvoyuna yapıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısına Rusya, Çin ve Suriye'den de tepki geldi. Yapılan açıklamalarda ABD'nin bölgede gerginliği tırmandırdığı belirtildi. Tel Aviv yönetimi ise suikast sonrası alarma geçti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'nin kendini savunma hakkı var, onların yanındayız dedi. Amerika'nın İranlı General Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemesi bölgedeki gerilimi tırmandırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Süleymani'nin öldürülmesini bölge çapında gerginliği artıracak maceracı bir adım olarak niteledi. Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de olayı değerlendirdi. Kosaçev, suikasti Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'nin işgal edilmesinin intikamı gibi gördüğünü ve bunun çok kötü bir senaryo olduğunu belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı ise itidal çağrısı yaptı. Açıklamada Pekin yönetiminin uluslararası ilişkilerde güç kullanımına her zaman karşı çıktığı vurgulandı. Çin, Orta Doğu'da istikrarın ve barışın korunması çağrısını yaptı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir kaynak, Amerikan saldırısını en sert şekilde kınadığını belirtti. Yetkili, Amerika'nın bölgedeki tehlikeyi tırmandırdığını ifade etti. Yaşananların ardından İsrail alarmda. Suikast, Tel Aviv yönetimini harekete geçirdi. Golan tepelerindeki Hermon Dağı ziyaretçilere kapatıldı. Gerekçe olarak füze saldırısı riski gösterildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Yunanistan'a yaptığı ziyareti yarıda keserek ülkesine döndü. İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, tehditleri ele almak için üst düzey güvenlik ve ordu yetkilileriyle bir toplantı düzenledi. Süleymani'nin yeni saldırı hazırlığı yaptığını iddia eden Netanyahu, tıpkı İsrail gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin de kendini savunma hakkı var diye konuştu. İsrail Başbakanı, Amerika'nın yanında olduklarını dile getirdi. Ayrıca İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine misilleme yapabileceği endişesiyle İsrail'e ait dış temsilciliklerdeki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Ulusal Kanal İran temsilcisi Yakup Aslan'a bağlanacağız şimdi. Yakup, İran'da son gelişmeler nedir? Cenaze töreni hazırlıkları ne aşamada? Gelişmeleri senden dinleyelim. Evet, İran'ın başkenti Tahran'da bir öfkeli yaz havası hakim diyebiliriz. Başkent Tahran'ın tüm cadde ve sokakları General Süleymani'nin fotoğraflarıyla donatılmış durumda. Bütün esnaf, yani kesintisiz bütün esnafın da camlarına, iş yerlerine Kasım Süleyman'ın fotoğraflarının aslını söyleyebiliriz. Tahran'da genel hakim hava, bir öfke havası var, bir yas havası var. İnsanlar siyahlar giymiş durumdalar. İranlılar mateme girmiş diyebiliriz. 3 günlük bir yas ilan edilmişti İran'da. Bu yas havasının hakim olduğunu söyleyelim. Cenaze merasimine ilişkinde bazı detaylar açıklandı. Yarın Tahran'da, yarın Meşet kentinde bir tören olacak. İmam Rıza Türbesi'nde, 12 imamlardan 8.si İmam Rıza Türbesi'nde olacak. Bugün Bağdat'ta da yine Kazımeyn Türbesi'nde İmam Musa Kazım ve İmam Musa Kazım'ın türbesinde tören gerçekleşmişti. Yarın da İmam Rıza Türbesi'nde bir tören olacak Meşet kentinde. Ardından başkent Tahran'da Tahran Üniversitesi'nin yerleşkesi içerisinde bir cenaze töreni yapılacağı ayrıntıları paylaşıldı. İmametini, yani cenaze namazını da İran devrim lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in kıldıracağına dair bilgi şu an basınla paylaşılmış durumda.
Tahran'daki cenaze namazının ardından bir sonraki gün, yani salı günü de memleketi olan Kirman kentinde toprağa verilecek. Bir tören de Kirman'da olacak. Biz de akşam saatlerinde Meşet kentine giderek yarınki cenaze törenlerine ilişkin haberi takibi yapmak üzere Meşet'e doğru yola çıkacağız. Şunu da ifade edelim. İran'da gazetelerin tamamı bugün Kasım Süleymani'nin şehadet haberiyle ilgili detaylarla dolu. Huda hafız, yani Allah'a emanet ol şehit general diye bir manşet var şu an önümde. Onun yanı sıra vatan sana minnettardır İran'ın yiğit generali şeklinde bir manşet görüyorum. Yine bir diğer manşet intikam manşeti var. Cem gazetesinde. Gazetelerin tamamında şu an ben de bir gazete bayinin önündeyim. Sokak röportajı için dışarıdayım. Gazete bayinin önündeki bütün gazetelerde bir veda ve intikam vurgusunun olduğunu söyleyebiliriz. İran genelinde çıkan bütün gazetelerde bu intikam havası var. Röportaj için mikrofon uzattığımız herkeste de buruk bir hüzün olduğu olmakla birlikte bir gururu da paylaştıklarını net bir şekilde ifade edebiliriz. Şu an başkent Tahran'daki son duruma ilişkin notları bu şekilde sıralayabiliriz. Yakup, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Sana bağlanmaya devam edeceğiz. Gelişmeleri senden dinlemeye devam edeceğiz. Devam edelim. İran halkı Amerika'ya lanet okudu. Ülkenin birçok noktasında eylemler vardı. Cuma namazı sonrası halk Amerika karşıtı gösteriler düzenledi. Caddeler hınca hınç doldu. Kalabalıktan kahrolsun Amerika sesi yükseldi. Tahran başta olmak üzere Tebriz, Kirman, Kum ve Zahidan gibi büyük kentlerde eş zamanlı protestolar vardı. Halk devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. Ve piruzi kat'i dar intizar mucahidan. Binlerce kişi ülkenin farklı noktalarında cuma namazı sonrası bir araya geldi. İranlılar kahrolsun Amerika ve kahrolsun İsrail şeklinde sloganlar attı. İran devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilerin ABD tarafından öldürülmesiyle ilgili Haşi Şabi açıklama yaptı. O açıklamada dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Gerekli bilgilerin Iraklı taraflarca ABD'lilere verildiğini tahmin ediyoruz denildi. Haşi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamada Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen Süleymani'nin uçağının yerel saatle akşam 11'de Bağdat Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı ifade edildi. Mühendisin Süleymani ile aynı uçakta olmadığı ancak onu karşılamak için havalimanına gittiği aktarılan açıklamada istihbarat bilgisinin Iraklı bazı taraftarlarca ABD'lilere sızdırıldığının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada saldırının ABD'ye ait silahlı insansız hava aracıyla gece yarısı gerçekleştirildiği, olayın tam olarak araçların hareket etmesi ve havalimanının çıkış kapısına ulaşmasıyla meydana geldiği vurgulandı. İran Ankara Büyükelçisi Muhammad Farazmand, İranlı General Kasım Süleymani'ye yapılan saldırı sonrası ulusal kanala konuştu. Süleymani'nin emperyalizme ve siyonizme karşı direnişin en büyük isimlerinden biri olduğunu söyleyen Farazmand, ABD'ye karşı kararlılık mesajları verdi. Washington'ın yaptığı hatanın sonucunu göreceğini vurgulayan İran Büyükelçisi, Amerika'ya karşı direnişin sonu olmayacak ifadesini kullandı. Böyle bir hatayı işleyen birisi onun sonucuna da katlanacak. Washington'ın yaptığı saldırının yanıtsız kalmayacağını söyledi. Atlantik cephesine karşı mücadele kararlılığını bir kez daha vurguladı. Amerikalılar tarafından yapılan canice saldırı gerçekten tam anlamıyla terörizmdir. Kesinlikle bu tarz saldırılar milletler ve devletler tarafından kınanmalıdır ve kesinlikle cevap verilmesi lazım. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yapılan saldırıyı ulusal kanala değerlendirdi. Bu yapılan çok büyük hataydı ki Amerikalılar bu hatayı yaptılar ve kesinlikle bu hatanın sonuçları olacaktır. Kasım Süleymani büyük bir engeldi Amerika'nın amaçları karşısında.
Böyle bir engelle karşı karşıya oldukları için böyle bir cinayeti işlediler. Kasım Süleymani, emperyalizm ve Siyonizme karşı verilen direnişin en büyük kişilerinden birisiydi. Ulusal Kanal muhabiri Gürkan Demir'in sorularını yanıtlayan Farazmand, Amerika'nın yaptığı hatanın bedelini ödeyeceğini vurguladı. Trump ve Pompeo çok acele edip erken sevindiler. Ama bu sevinçleri çok geçici olacaktır. Hızlı bir şekilde pişman olacaklar. Onlar şehitle normal herhangi bir Amerikan askerinin ölmesi arasındaki farkı daha bilmiyorlar. Trump ve onun takımı yaptıkları büyük hatanın sonucunu göreceklerdir. Bu saldırı hiçbir şekilde İran halkının Amerika'ya karşı direnişinin sonu olmayacaktır. General Süleymani'nin İran daveti üzerine bölgede bulunduğunu belirten Farazmand, Amerika'nın Irak'tan çıkartılması konusunda mesajlar verdi. Şehit General Kasım Süleymani, Irak makamlarının daveti üzerine oradaydı. Amerikalıların 2003'ten beri başlattıkları fitneyle nasıl baş edilecek ve nasıl cevap verilecek diye orada bulunuyordu. Irak halkı, Amerikalıların bir an evvel ülkeden ihraç edilme isteğini daha da arttırarak diliyorlar ve beyan ediyorlar. Süleymani çe nakşe bariz ve bihamtayi daştar. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Süleymani ve mühendisi öldürmesine ilişkin açıklama yaptı. Perinçek, hepimizin şehidi, hepimizin güvenliği başlıklı yazılı açıklamada Amerika'nın bölgedeki hedeflerine ulaşamadığını belirtti. Ortak dava vurgusu yapan Doğu Perinçek, hepimiz her mevzideyiz dedi. İran devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Komutan Yardımcısı Mühendisi, Karadeniz'den Umman Denizi'ne uzanan insanlık cephesinin şehitleridir. Batı Asya topraklarının ve denizlerinin Amerika ve İsrail teröründen arınması ve barışa kavuşması uğruna hayatlarını vermişlerdir. Onlar hepimizin şehidi oldular. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Amerika tarafından öldürülen İranlı General Süleymani ve Haçlı Şabi Komutan Yardımcısı Mühendis için açıklama yaptı. İran devletinin Amerikan terörüne misliyle yanıt vereceği anlaşılıyor. Bu yanıt, Amerika'nın piyonlarını değil, doğrudan Amerikan askeri güçlerini hedef alacak. Nitekim İran adına yapılan açıklamada, Beyaz Saray askerleri için tabut hazırlansın deniyor. Perinçek, Amerika'nın hedeflerine ulaşamadığını vurguladı. Türkiye'de o zorlukların üstesinden. Amerika, Batı Asya'nın karşısında savaşı kaybetti. Irak, Suriye ve Türkiye'de hedeflerine ulaşamadı. İran'a diş geçiremedi. Kürdistan adı altında 2. İsrail Devleti'ni kuramadı. Artık Amerika için onurunu kurtarmak var ve daha önemlisi gözdağı vermek var. Doğu Akdeniz'deki yeni çelişme odağı tehdidin kapsamı içindedir. Vatan Partisi lideri hepimiz her mevzideyiz ifadelerini kullandı. Günün siyaseti ve görevi bellidir. Barışı korumak için Amerika-İsrail terör ekseninin karşısına caydırıcı bir kuvveti cephenin her bölümüne yığmak gerekir. Dostlarını yalnız bırakanlar yarın kendi cephesinde yalnız kalır. Daha önemlisi, savaş kışkırtmasını boşa çıkarmak için cephenin her mevsiminde hep birlikte olmak durumundayız. Bu açıdan savaşa karşı barış cephesinin sloganı bugün, hepimiz her mevzideyiz olmalıdır. Doğu Perinçek'in yazılı açıklamasında ortak dava vurgusu vardı. Türkiye'nin güvenliği, Batı Asya'daki her ülkenin ortak güvenliğidir. Doğu Akdeniz'deki mavi vatanlarımızı ve doğal kaynaklarımızı savunmak hepimizin ortak davasıdır. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan Başkanlığındaki heyet İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu. Dayanışma dileklerini iletti. Büyükelçi Muhammed Farazmand'la bir araya gelen Reyhan, bu saldırı yalnız İran'a değil, Irak, Suriye ve aynı zamanda Türkiye'ye de yapılmıştır dedi. Büyükelçi Farazmand da Vatan Partisi'nin dostluğu ve dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gereken dersleri Amerika ve İsrail'e hep beraber vereceğiz. Bu kanın dökülmesi Amerika'nın bölgeden kaçmasına ve çıkmasına neden olacaktır. Vatan Partisi'nden Tahran'a saldırı Türkiye'ye yapılmıştır mesajı geldi. Saldırı yalnızca İran'a yapılmış bir saldırı değildir. Dost ve kardeşi İran'a yapılmış bir saldırı değildir. Aynı zamanda Irak'a yapılan bir saldırıdır. Aynı zamanda Suriye'ye de yapılmış bir saldırıdır. Aynı zamanda Türkiye'nin dost ve müttefiki olmasından dolayı İran, Türkiye'de yapılmış bir saldırıdır. Bölge halkları ve milletleri, devletleri birleşerek eninde sonunda Amerikan emperyalizmini bölgemizden söküp atacaktır.
Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan Başkanlığındaki heyet İran'a dayanışma ziyaretinde bulundu. Kasım Süleymani General yalnızca İran'ın bir şehidi değil, biz onu aynı zamanda kendi şehidimiz olarak, Türkiye'nin ve bütün mazlum milletlerin şehidi olarak görüyoruz. Harun, ben de teşekkür ederim. Sizin ve saygıdeğer arkadaşlarım burada bulunduğundan dolayı çok teşekkür ederim. Vatan Partisi'nin dayanışmasını bildirmesi ve burada bulunması çok değerlidir. Heyette Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ercan Enç, Merkez Karar Kurulu üyesi Bayram Yurtçiçek de Uluslararası İlişkiler Büro üyesi Yusuf Tuncer de bulundu. Dünya artık Amerika'nın tek başına egemen olduğu bir dünya değildir. Reyhan, Büyükelçi Farazman'da saldırının Amerikan emperyalizminin alçakça saldırılarından biri olduğunu söyledi. 15 Temmuz'u hatırlattı. Biz Türkiye olarak Amerikan saldırganlığını, Amerikan terörünü, Amerikan eşkıyalığını çok iyi biliriz. 15 Temmuz 2016'da da yine Amerikan ordusu Türkiye'de bir darbe yapmaya kalktı. Yine Amerika'nın desteklediği terör grupları Türkiye'de PKK, IŞİD çok sayıda bombalı saldırı düzenledi. Dolayısıyla kaderlerimiz ortak. Bu yüzden de Türkiye'nin şehitleri İran'ın şehididir. İran'ın şehitleri de Türkiye'nin şehididir. Büyükelçi Farazman da Vatan Partisi'nin dostluğu ve dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hoşali Ağay Trump ve Ağay Pompeo. Trump ve Pompeo'nun sevinmesi çok geçici bir sevinç olacaktır. Ve çok hızlı bir şekilde fark edeceklerdir ki tarihin en büyük hatasını yapmışlardır. Ziyaret, Reyhan'ın Süleymani için açılan taziye defterini imzalamasıyla son buldu. Büyük asker ve devrimci Kasım Süleymani. Sen yalnızca İran'ın değil, bütün İslam dünyasının ve ezilen uluslarının şehidisin. ABD emperyalizmi senin ve bütün şehitlerin temiz kanında boğulacaktır. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, yaşasın Türk-İran dostluğu, şehitler ölmez. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Afganistan, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve Yemen'de birçok sahada görev aldı. İran'ın adeta bölgedeki görünmez eliydi. Amerika'ya ve Siyonizme karşı mücadelesiyle öne çıktı. İran'ın Orta Doğu'daki kılıcı olarak anılan Kasım Süleymani kim? Neden ABD'nin hedefindeydi? Ayrıntılar haberimizde. Küçük yaşta ailesinin borcunu ödeyebilmek için inşaatlarda çalışmaya başladı. İlkokulu bitirdiğinde 13 yaşındaydı. 18 yaşındayken işçi olarak Kirman su işlerine girdi. 20'li yaşlarına geldiğinde ise İran devriminin öncülerinden biriydi General Kasım Süleymani. 1979 yılından beri askeri sahada önemli bir figür olarak öne çıktı. Irak Savaşı'nın en önemli cephe komutanlarından Kasım Süleymani, bizzat İran dini lideri Ayetullah Hamenei tarafından kritik bir zamanda ülkenin kritik gücünün başına atandı. Bu kararın ardında aslında Süleymani'nin ülkelerin bağımsızlığına inanan sadakatli bir savaşçı ruhu olması büyük rol oynadı. Bölgede mazlum halkların yanında mevzilendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı olarak göreve başladığında bölgenin önemli aktörlerinden biri oldu. Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a kritik zamanlarda ABD'nin planlarına karşı savaştı. 1991 Körfez Savaşı'ndan başlayarak 1998'de Afganistan'a uzanan hikayesi 2003'te Irak'ta yeniden yazıldı. ABD işgalinde Mehdi ordusu Hizbullah Tugay'ı Bedir Tugayları ve Asayip Ehlel Hak birliklerine yetti ve silahlandırdı. 2006 yılında İsrail'in Lübnan'a işgal girişimine karşı Hizbullah güçlerine eğitim verdi. Saha operasyonlarına katıldı. 3 yıl sonra İsrail, 16 yıldan beri işgal ettiği Lübnan topraklarından çekildi. Tarihler 2011'i gösterdiğinde Suriye'nin direniş güçlerinden biri oldu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çağrısıyla direnişe destek verdi. Çünkü Süleymani'nin komutanı olduğu Kudüs gücü sadece İran'da değil, Orta Doğu'nun tamamında ABD ve koalisyon ortaklarına karşı savaştaydı. Lübnan sınırındaki Kuseyr'in Şam ordusu tarafından ele geçirilmesi Suriye'nin zafere giden yolunu açtı. Bu süreçte Süleymani kritik roller oynadı. 2017 yılında bölgenin kaderini belirleyen bir adım attı. Kürt bölgesel yönetiminin referandum başarısızlığının perde arkasındaki isimlerden olan Süleymani, Irak'ın bölünmesini engelleyen isimler arasındaydı.
ABD'nin terör ordularına karşı savaşı ilan etti. Irak'ta terör örgütü IŞİD'e karşı çarpışma için 50 bin savaşçıyı Haçlı Şabi çatısı altında örgütledi. Hem Irak'ta hem de Suriye'de IŞİD'in temizlenmesinde büyük rol oynadı. Türkiye'nin terör koridoruna düzenlediği peş peşe operasyonlarla Fırat'ın doğusunda sıkışan ABD, Irak ordusuna bağlı Haçlı Şabi birliklerini bombaladı. Washington bu saldırıyı İran'a mesaj olarak açıkladı. İsrail'in kökünü kazımak istediği ABD'nin bölgedeki işini zorlaştıran isim General Kasım Süleymani, ülkesinin yaşayan şehidi, 2019 yılında İran'ın en yüksek nişanı olan Zülfikar Nişanı ile onurlandırıldı. Türkiye'nin Libya tezkeresi Trablus'ta coşkuyla kutlandı. Libyalılar gösterilerde darbeci General Hafter'i protesto etti. Tezkere Birleşik Arap Emirlikleri'nin de gündeminde. Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tezkerenin Akdeniz Havzası'nın istikrarına açık bir tehdit olduğunu söyledi. Libyalılar Türkiye'nin tezkere kararını sevinçle karşıladı. Başkent Trablus'ta binlerce kişi bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Libya tezkeresi kutlandı. Akşam saatlerinde başkentin kalbi konumundaki Şehitler Meydanı'nda toplanan Trabluslular, darbeci General Halife Hafter'i protesto etti. Hafter saflarındaki milis ve paralı askerlerin gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterildi. Trabluslular Türkiye'ye tezkerenin kabul edilmesinden duydukları sevinci ifade etti. Hafter 10 aydır bizi ayrım gözetmeksizin vuruyor. Evlerimizi yıkmakla tehdit etti ve evlerimizden çıkmak zorunda kaldık. Bizleri kurtaran Türkiye'nin rolüne teşekkür ediyoruz. Hafter bizleri vuruyor ve bunun cihat olduğunu söylüyor. Kime karşı cihat? Bizi, yani Müslümanları vuruyor. Meydanda Türk bayrağının yanı sıra Cezayir ve Tunus bayrakları da yer aldı. Meydanı dolduran kalabalık Hafter'i destekleyen ülkelere ise tepki gösterdi. Libyalılar, Birleşmiş Milletleri Trablus'ta yaşananlara karşı kayıtsız kalmakla suçladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da acil ateşkes ilan edilmesi ve tüm tarafların siyasi diyaloğa dönmesi çağrısını ineledi. Guterres, ülkeye verilecek dış desteğin çatışmaları daha da derinleştireceğini savundu. Libya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de gündeminde. Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Libya tezkeresini mecliste kabul etmesi skandal ifadelerle kınandı. Açıklamada söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz Havzası'nın istikrarına açık bir tehdittir ifadeleri kullanıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın imzaladığı İstmet projesine tepki gösterdi. Akıncı, bu projenin coğrafi gerekçelere aykırı ve tamamen politik kaygılarla verilmiş bir karar olduğunu belirtti. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi devre dışı bırakmayı hedefleyen İsmet projesine Kuzey Kıbrıs'tan tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Doğu Akdeniz projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bugün Atina'da Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında imzalanacağı duyurulan İzmit Boru Hattı Anlaşması, coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla karar verilmiş bir konudur. Planlanan boru hattının masraflı bir güzergah olduğunu hatırlatan Akıncı, bu projenin Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmayacağını belirtti. Akıncı, politik atmosferin karşılıklı adımlarla değiştirilebileceğini ancak coğrafyayı değiştirmenin olanaksız olduğuna dikkat çekti. Coğrafi gerçekler ise Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminden Kıbrıs'ı Türkleri ve Türkiye'yi dışlamanın olanaksız olduğuna işaret etmektedir. Akıncı, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın enerji kaynaklarını ortaklaşa kullanmaktan geçtiğini ifade etti. Kıbrıs sorununun çözülmesinin bölgenin bir ihtiyacı haline geldiğini vurguladı. Öteden beri vurguladığım gibi, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından ortaklaşa yararlanmanın, barış ve istikrar içinde birlikte kullanmanın yolunu bulmamız gerekmektedir. Bu da akıl yolunda makul olanla uzlaşmakla ve nihai olarak Kıbrıs sorununu çözmekle olasıdır. Bir kez daha anlaşılmaktadır ki Kıbrıs sorununun çözümü sadece Kıbrıs'ın değil bölgenin de ihtiyacı haline gelmiştir.
Binlerce metal işçisinin toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar arabulucu aşamasında da anlaşamadı. Çalışma Bakanlığı'na sunulacak anlaşmazlık raporunun ardından işçiler için grev kararı kapıda gözüküyor. Emekçiler bugün itibariyle işvereni uyarı eylemlerinde de vites arttırdı. Fabrikalarda protestolar başladı. Çünkü sıra en iyi yaptığımız işe geldi. Yani mücadele etmeye geldi. Arabulucu aşamasında da uzlaşı çıkmadı. İşçiler için grev kararı kapıda. Yaklaşık 120 bin metal işçisinin 2019-2021 döneminde alacağı zam için Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 7 Ekim'de görüşmeleri başlamıştı. İşçi tarafının %26.28'lik zam talebine işveren %6.05'le karşılık vermişti. Tarihi biz yazacağız, onlar okuyacaklar. Biz yazacağız, onlar okuyacaklar. Tarafların anlaşamaması üzerine devreye arabulucu girdi. 3 Ocak'ta taraflar arabulucu eşliğinde son toplantısını yaptı. Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre bu toplantıda da uzlaşı sağlanamadı. Haklı kavgamızın başlangıç noktasındayız. Anlaşmanın sağlanamaması üzerine arabulucu 3 gün içinde raporunu hazırlayıp Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunacak. Bakanlığın raporu taraflara tebliğinin ardından görüşmeler için ikinci 60 günlük süreç başlayacak. Masada var gücümüzde direndik, mücadele ettik. Kimseye boyun eğmedik. Sendika bu süreçte fabrikalarda yetkisini kaybetmemek için işçiler adına grev kararı alacak. Üretimden gelen gücümüzü göstereceğiz. Tarafların temasları sürerken metal işçileri de fabrikalarda harekete geçti. 3 Ocak'ta Türkiye'nin dört bir yanında işçiler fabrikaların yemekhanelerinde protestolar gerçekleştirdi. Ve ülke gerçekleriyle bağdaşmayan tekliflerine karşı taşı vurma eylemi yapacağız. Genel başkanımızın liderliğinde bu süreci devam ettireceğiz. Buyurun. Üç gün sürecek yemekhane protestolarının ardından da emekçiler iş yavaşlatma eylemlerine başlayacak. 6 Ocak günü 10 dakikayla başlıyoruz. 10 Ocak'ta 15 dakika işi durduracağız. 13 Ocak'ta 20 dakika durduracağız. 19 Ocak'ta Bursa'da yüz binleri bütçeye çağıracağız. 2019'un enflasyon bilançosu belli oldu. Yıllık enflasyon %11,84 olarak kaydedildi. Aralık ayında TÜFE 0,74, ÜFE ise %0,69 arttı. Aylık en yüksek artış gösteren ürünleri gıda oluşturdu. Zam şampiyonuysa patlıcan oldu. Fiyatlar uçmuş gitmiş. Fiyatlar uçmuş. Her şey pahalı. 2019'un son enflasyonu da belli oldu. TÜFE Aralık ayında 0,74 artarken yıllık enflasyon 11,84 oldu. Bu rakamlar doğru rakamlar. Orta Doğu'daki siyasi gelişmeler yok varsayarak söylüyorum. Petrol fiyatları çok ciddi bir şekilde 100 dolarları bir anda görebiliriz. Biz hala ithalatımızın %30'u enerji ithalatıdır. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Baz etkisi dediğimiz nedenle Kasım ve Aralık ayında 11 ve 12 olacağı zaten belliydi enflasyon. Kaba kalacağım. Ne kadar ayırdınız pazara? 50 lira ayırdım. Bademe bakıyorsun 8 lira, 6 lira. Demin gördünüz, ben şu yarım kilo badem, yarım kilo domates aldım. 6 milyon para tuttum. Kaç tane var içinde? 6-7 tane badem var. Bir 10 tane çeri domatesi var. Yani bir kişilik sebze bu. Başka iki kişiye yetmez. Enflasyon hesaplanırken A'dan Z'ye tüm mal grupları giriyor ama yoksul kesimler, asgari ücretli kesimlerin esas etkilendikleri yer neresidir? Esas etkilendikleri nokta gıda enflasyonudur. Aylık en yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerin çoğunun gıda ürünleri olması ise en çok dikkat çeken şeylerden biri oldu. Bak salatalığa bak 7 lira. Bak kabağa bak 5 lira. Demin 3 liraydı 5 liraymış. Gıda enflasyonuna bakın. Gıda enflasyonu tek başına enflasyon paketi içinde en ilerideki gruptur artış olarak. Tezgahlar renkli ama pazar çantaları boş. Bu hafta aldım, öbür hafta almıyorum. Öbür hafta aldım, bu hafta aldım. Öyle yani. Genelde 200-300 TL gidiyor. Haftalık mı 200-300? Haftalık evet. Rahat gidiyor. Aralık ayının zam şampiyonu %30,76 artış gösteren patlıcan oldu. Ama ucuz bir şey yok ki zaten. Her şey pahalı. Gıda enflasyonu da %30'lar civarındadır halen. Dolayısıyla bizim gelirimiz onu yakalamamaktadır. Patlıcandaki %30,76'lık artışı %25,07 ile kuru soğan, %10,5
%17.33 ile domates, %14.80 ile salatalık ve %14.40 ile kabak izledi. Sarımsak şu anda seçilmiş ürünlere yansımasa da aslında onun fiyatı da çok fazla. Kilosu 50 lira, demeti ise 10 lira. 3 aydır böyle devam ediyor. 50 lira kilosu. Böyle 2 lira bak böyle. Yerinden bedavaya alsa buraya 5 liraya mal oluyor. Yani zor durumda satan da alan da herkes zor durumda. 12 aylık ortalamalara göre en fazla artış %24.35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Gerçeği söyleyeceksiniz. Enflasyon düşük ama işsizliği düşüremiyorlar. Verilerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi. Enflasyonda 2019'u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. Enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız. Bence de düşecek. Milyonlarca memur ve memur emeklisi 2020 yılı için aldığı %4 zamma ek olarak %1,5 enflasyon farkı alacak. Rakam Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Ancak açıklanan rakama memur cephesi tepkili. Memur konfederasyonları verilen zam oranının yetersiz olduğu görüşünde. Çalışanların, dar ve sabit gelirlerin, asgari ücretlerin muhatap olmuş olduğu gıda enflasyonuna bakarsanız o daha yüksek. Enflasyon rakamları açıklandı, memurun maaşını alacağı fark oranı da belli oldu. Hedef enflasyon üzerinden memurlara zam önerilirse, zam teklif edilirse bu çalışanları kaybettirir. Milyonlarca memur ve memur emeklisi 2019 yılında %4+5 zam almıştı. 2019'un son 6 ayında oluşan enflasyonun %5'in üzerine çıkması sonucunda fark 2020 yılında memurların maaşlarına yansıtılıyor. İnsanlar bütçelerinin biraz rahatlamasını, refah seviyelerinin biraz yükselmesini arzusu içerisinde. İşte memurların beklediği o enflasyon rakamları 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre 2019 son 6 ayında enflasyon %6.5 olarak gerçekleşti. Böylece memurlara verilecek enflasyon farkı da %1.5 oldu. 2020 yılında memur ve memur emeklisi toplam %5.5 zam almış olacak. 2019 yılında memurlarımız toplamda 2020 yılının Ocak ayı ile beraber 0 zam almış oldular. Rakamlara bakıldığında memurlarımız açısından ne büyümenin, ne refah payının, ne de reel bir gelişmenin olmadığı görülmektedir. Kamu çalışanlarının hanelerine 2020 ve 2021 yılının da kayıp yazıldığı bir gerçektir. %1.5'lik enflasyon farkına tepki ise gecikmedi. Türkiye Kamu Sen oranın düşük olduğunu belirterek yapılan zammın revize edilmesi için çağrı yaptı. Ekonomik gelişmelerden en çok etkilenen kesim olan memurlar ve emeklilerimizin zam oranlarının revize edilmesine yönelik bir adım atılması bir zaruriyettir. Gerçekler ortadayken memuru, emekliyi enflasyona ezdirmedik söylemlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ferit İlsever'in evinin dinlenmesine ilişkin dava sonuçlandı. Hakim hukuksuz olarak telefonların dinlenmesini tazminatla cezalandırdı. Bu dava Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine, Türkiye vatanının bütünlüğüne, Türk devrimine karşı bir tertiptir. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ferit İlsever'in açtığı sabit telefonu dinleme davası sonuçlandı. Perinçek ve Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Ferit İlsever Ergenekon sürecinde 2008 yılında tutuklanmıştı. O dönemde hakimlik yapan ve şu an cezaevinde tutuklu bulunan FETÖ'cü hakim Hasan Hüseyin Özese, sabit telefonları dinleme kararının uzatılmasına karar vermişti. Türkiye'yi bölmek istiyor. Kişilerin iletişim özgürlüğünü ihlal eden bu karara itiraz edilerek dava açıldı. Davanın başında bulunan avukat İbrahim Erdoğan süreci ulusal kanala anlattı. Bu karar iki noktada önemli. Birinci boyutu, Fethullahçı terör örgütü mensubu bir hakimin hukuku ne şekilde iyiliş ettiğini göstermesi bakımından önemli. İkinci boyutu ise üzerinden 11 yıl geçmiş olmasına rağmen Fethullahçı bir hakimin yarattığı hukuksuzluğu tazminatla mahkum ediyor. Hakim Doğu Perinçek'in ve Ferit İlsever'in lehine karar verdi. Hukuksuz olarak telefonların dinlenmesi tazminatla cezalandırıldı. Çanakkale'deki üretim kurultayı devrimi başladı. Şu anda da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bir konuşma yapıyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Yani Türkiye Atlantik sisteminden ayrılıyor ve Asya'daki yerine yerleşiyor. Bu basit bir coğrafi değişiklik değil. Yani zaten Türkiye'nin coğrafyası
Nazım Hikmet'in belirttiği gibi o Asya'dan gelip Akdeniz'e Kısrakbaşı gibi uzanan bir coğrafya. Yani Asya'nın en batısındaki ülke ama sistem olarak da yükselen Asya'nın öncü ülkelerinden biri olmaya aday Türkiye. Yükselen Asya diyoruz, bu yeni bir uygarlık. Yani dünya ekonomisinin odağı, merkezi, ağırlığı Asya'ya kayıyor. Artık üretim Asya'da. Çin üretiyor, Hindistan üretiyor. Dünyanın her yılki üretimindeki gelişmesine Çin'in payı %49, Hindistan'ın payı %19, Amerika'nın payı %10'a düşmüş. Yani Çin, Amerika'nın dünya ekonomisine her yıl yaptığı katkının 4-5 misli daha fazla katkıda bulunuyor. Ve Çin ekonomisi de Amerika'yı geçti bildiğiniz gibi. Hindistan da arkasından geliyor. Amerika ancak üçüncü üretim olarak da her yıl üretime yaptığı katkı olarak da Amerika üçüncü konumda ve inişte olan bir ülke. Asya'da yeni bir uygarlık yükseliyor diyoruz. Bu daha paylaşmacı, daha eşitlikçi, uluslar ve devletler arasındaki ilişkiler açısından da baskı ve sömürünün daha azaldığı, zayıf olduğu, daha eşitlikçi ve aynı zamanda daha devletçi, daha kamucu bir uygarlık. Daha insancıl, daha hümanist. Onun için Türkiye yeni bir kararın eşiğindeyken, yani insanlığın da bir dönüm noktasına geldiğini görüyoruz. Yani Atlantik uygarlığı, işte Magellan'ın Ümit Burnu'ndan 16. yüzyılda dönmesinden bu yana 500 yıl süren Atlantik uygarlığının da sonuna gelmiş bulunuyoruz ve Asya'da yeni yükselen uygarlıkta da Türkiye'nin öncü konumlardan birinde olduğu gözüküyor. Şimdi değerli arkadaşlar, onun için diyoruz ki hem dünya dengelerindeki önemli değişiklikler hem de Türkiye'nin iç gelişmeleri, iç dinamikleri çok büyük değişmelere gebe Türkiye. Onun haberini veriyor. O bakımdan önümüze baktığımız zaman Türkiye'de köklü değişiklikler, büyük kararlar görüyoruz. Bu nasıl alınacak? Tabii bunun hükümeti olacak. Onun hükümeti de kurulacak. Siyasi dengeleri de etkileyen bir süreçtir bu. Onu önümüzde göreceğiz ve hep beraber buna önderlik edeceğiz. Bu toplantıların anlamının da herhalde bu olduğunda bir görüş birliği içinde olmamız gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, buraya nasıl geldik? Yani bu borç batağına Türkiye nasıl geldi, saplandı? Onun bir değerlendirmesini yaparsak çözümler için de önemli bir zemin ifade etmiş olacağız. Buraya şöyle geldik. 1980'lerde üretici kambur ilan edildi. 1980'deki söylemleri hatırlayalım. Burada o günleri yaşayan arkadaşlar var. Kitaplardan da, gazetelerden de bugün okuyoruz. 1980'lerde birdenbire Turgut Özal'ın yönettiği Türkiye'de işte o Çetin Altanlar, Mehmet Altanlar, Ahmet Altanlar köylü bu ülkenin sırtında kambur dediler. Halbuki köylü neydi? Atatürk devriminin en önemli şiarlarından, sloganlarından biri köylü memleketin efendisidir. Yani Atatürk devriminin ekonomideki ifadesi, karşılığı köylünün, tarımın efendi ilan edilmesi ve tarıma dayanarak Türkiye'nin çok büyük başarılar kazanması, bir üretim fazlası yaratması, ihracatında tarımın payının çok yüksek olduğu yıllar. Bunu nasıl Türkiye gerçekleştirdi? 1925 yılında aşarı, yani onda bir vergiyi Atatürk tarımdan kaldırdı ve tarımımızda bir patlama oldu. Yani üretici o ağır vergi yükünden kurtulduğu zaman tarım üretiminde önemli bir patlama oldu. O sanayi ile desteklendi ve kurumlarla desteklendi. İşte Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisleri, ondan sonra et balık kurumları, süt endüstri kurumları, kooperatifler, Cumhuriyet'in bu kurumları tarımla sanayi arasındaki uyumu, işbirliğini temsil eden kurumlardı ve 1930'larda da Türkiye 10 yıl iki plan yaptı. Devletçilik, kamuculuk plan ve dünyanın en hızlı gelişen iki ekonomisinden biri oldu. Yani biz 30'larda 1930'dan 40'a kadar 10 yıl dünya şampiyonu olduk.
Sovyetler Birliği ile beraber 1930-40 arasında dünyada en hızlı gelişen iki ülke vardı. Biri Türkiye, biri Sovyetler Birliği. Yani arkada bir şampiyonluk dönemimiz var. Hangi sayede? Devrim sayesinde. Atatürk devrimi sayesinde. İşte biz o Atatürk devriminin 1945'ten sonra programını kaybettik. Atlantik sistemine bağlandık. Yine 80'lere kadar her şeye rağmen şeker fabrikaları açarak, iplik fabrikaları açarak, barajlar yaparak, kamu iktisadi teşekküllerini geliştirerek ve koruyarak yine de Atatürk devriminin bazı kurumlarının ekonomide en azından yaşadığı bir dönem geçirdik. Köylüyü destekledik, tarımı destekledik. Fakat 1980'de bize dışarıdan bir program dayatıldı. Yani o bizi borç batağına batıran program. O programı şöyle takdim ettiler. Dediler ki dünya ekonomisiyle Türkiye entegre oluyor, bütünleşiyor. Mallarımızı, ürünlerimizi Amerikalarda, Avrupalarda, Japonya'da, dünyanın 7 ikliminde satacağız, dünyaya açılacağız. Dünyaya açılmak için dünya piyasalarında rekabet edebilir hale gelmemiz lazım. Rekabet devlet desteğiyle olmaz. O bakımdan köylüye destekleri kaldıracağız, tarıma destekleri kaldıracağız. Zaten köylü bu ülkenin sırtında kambur hale gelmiştir. Kamu iktisadi teşekküllerini tasfiye edeceğiz. Kamu iktisadi teşekküllerinde aşırı istihdam var. İş gücünün maliyeti yüksek, lüzumsuz aşırı ücretler ödenmektedir. Hem fazla işçi nedeniyle hem ücretlerin yüksekliği nedeniyle. Devleti küçülteceğiz, devlet desteklerini kaldıracağız. Küçük sanayiye, büyük sanayiye olan devlet desteklerini kaldıracağız. Özetle bu program, 1980'de başlayan programı şöyle ifade edebiliriz. Üretici kambur, köylü kambur, işçi kamu iktisadi teşekküllerinde çalışıyor, ülkenin sırtında yük, fazla ücret alıyor, maliyetleri yükseltiyor. İşçi de kambur, küçük orta sanayici, yani işte Bursa'sı, Balıkesir'i, Antep'i, Kayseri'si, Konya'sı, ondan bildiğimiz Samsun'u, küçük sanayi, orta sanayi kentleri, bunlar da kambur. Neden? Çünkü bunlar çürük çarık mallar yapıyorlar. Ondan sonra bunlarla büyük sanayiyi sürdüremeyiz. Dolayısıyla onlar da kambur. Büyük sanayiciye gelince onlara da gümrüklerle kapalı bir av alanı açmışız. Büyük sanayiciyi koruyan gümrüklerle, işte arabaları, yaptıkları araba iki adım gidiyor, ondan sonra devam edemiyor. Çamaşır makineleri, buzdolapları vesaire, bunlar ihtiyacı karşılamayan teknoloji, geri teknolojiyle üretilen mallar şeklinde suçlamalar. Sonuç itibariyle biz 1980'de üreticiyi kambur ilan eden bir programla bu işe başladık. Daha doğrusu işsizliğe başladık ve Türkiye üreticiyi kambur ilan ettiği için üretici üretim çöktü ve esas olarak dışarıdan sıcak para, gelen sıcak parayla çarkı çeviren bir ekonomi kuruldu ve o sıcak para da tabii neyle geliyor? Yüksek faizle geliyor. Ağır faiz yükleri ekonomi sonuç itibariyle üretemediği için, dışarıdan almakla üretimle mümkün. Dışarıdan bir şey alabilmemiz için üreteceğiz ki o aldığımız malların bedellerini ödeyebilelim. Yani üretimde büyük zaafa girdi Türkiye. Hem kamu iktisadi teşekküllerini tasfiye etti, tarımı ağır darbeler yedi. Pamuk üreten, pamuk satan Türkiye, pamuk ithal eden Türkiye oldu. Hatta saman bile ithal eden Türkiye oldu. Mercimek, nohut, fasulye ithal eden Türkiye oldu. Eskiden Türkiye 7 ülkeden biriydi. Yani bu program başlamadan önce Türkiye dünyada kendi ürettiğiyle karnını doyuran, kendi sebzesiyle, unuyla, efendim etiyle, sütüyle karnını doyuran ve kendi yünüyle, pamuklusuyla da sırtını giydiren 7 ülke vardı. Biri Türkiye'ydi. Ama şimdi gelinen noktada ne oluyor? Türkiye tarım ürünleri ithal eden bir ülke haline geldi. Küçük orta sanayisi ağır darbeler yedi. Küçük orta sanayinin işte frezeleri, torna makinaları, tesviye makinaları depolara atıldı, paslanmaya terk edildi. Küçük orta sanayi ürünlerini bile, ara mallarını bile dışarıdan ithal eden bir ülke haline geldik ve sonuç itibariyle de bugünkü tablo ortaya çıktı. Yani aşırı borç yükü,
ve bu borçların ödenemez hale gelmesi, dolayısıyla sistemin iflas etmesi. Peki buradan çıkış nasıl olacak? Buradan bir tane çıkış var. Yani üreticiyi baş tacı yaparak ve üretim ekonomisi inşa ederek. Yani pahalı da olsa Türkiye'de üreteceğiz. Daha yüksek maliyetle de olsa Zonguldak'ın dağının altındaki kömürü çıkartacağız dışarıdan. Rusya'dan, Ukrayna'dan, efendim ta Güney Afrika'dan kömür getirmeyeceğiz. Türkiye'nin küçük ara malları üreten sanayi kentlerini yeniden Balıkesir'ini, Bursa'sını, Denizli'sini, Antep'ini, Kayseri'sini, Konya'sını, Samsun'unu, Çanakkale'sini bunları canlandıracağız. Tarımımızı destekleyeceğiz. Çiftçimize ucuz enerji sağlayarak, ucuz mazot, ucuz benzin, ondan sonra ucuz kredi, faizsiz kredi ve ucuz tarım ilacı, ucuz gübre, yani tarımdaki maliyetleri düşürerek tarımımızı destekleyeceğiz ki gene eskisi gibi kendi ürettiğimizde karnımızı doyuralım, sırtımızı giydirelim. En azından tarım ürünlerinde dışarıya bağlı olmayalım ve döviz ihtiyacını en azından tarımda kaldıralım. Ve gene ara mallarında küçük orta sanayimizi ayakta tutarak, destekleyerek bir atılım yapacağız. O paslanmaya terk edilen makinalarımızı, frezelerimizi, tornalarımızı, tesviyelerimizi o ardiyelerden çıkartacağız, paslarını sileceğiz, yağlayacağız ve üreteceğiz. Yüksek maliyetle de olsa Türkiye'de üreteceğiz, Kayseri'de üreteceğiz, Denizli'de üreteceğiz, Bursa'da üreteceğiz, Edirne'de üreteceğiz, Çanakkale'de üreteceğiz, yani Türkiye'de üreteceğiz. Bize dışarıdan dayatılan IMF'nin öcülerinden korkmayacağız. IMF belli öcüler dayattı. Dedi ki efendim Türkiye'de yüksek maliyetle üretiyorsunuz. Onun için maliyet enflasyonu oluyor. Enflasyon öcüdür. Enflasyondan korkun. Maliyet enflasyondan korkmayacağız. Kendi ülkemizde üretmenin maliyeti yüksek de olsa Türkiye'de üreteceğiz ama işçi gelirlerini, memur gelirlerini de artan fiyatlara göre yükselterek dengeleri sağlayacağız. Ama Türkiye'de üreteceğiz. Türkiye'de üreteceğiz ki bir birikim yaratalım. Maliyeti düşük, rekabet edebilir üretimin yolu da nereden geçiyor? Kendimiz üreterek geçiyor. Zonguldak Dağı'nın altındaki kömürü çıkartacağız, dışarıdan getirmeyeceğiz. Daha yüksek maliyetle de olsa, teknolojimiz geri de olsa sanayimizdeki madenlerimizdeki şeylerimizi, birikimlerimizi, makine birikimimizi, alet edevat birikimimizi ve insan birikimimizi, insan kaynaklarımızı değerlendireceğiz. Ve değerli arkadaşlarım, bu süreçte ekmek teknemizi koruyacağız ve geliştireceğiz. Yani birinci ilke, üretici baş tacı diyeceğiz. Üretime yarayan her şey doğrudur, üretime zarar veren her politika yanlıştır diyeceğiz. İkincisi, ekmek teknemiz olan fabrikalarımız, atölyelerimiz, onları geri teknolojiyle de olsa koruyacağız, geliştireceğiz. İflaslarla karşı karşıya olan işletmelerin iflas etmemesi, üretimin çarkının dönmesi için Vatan Partisi çok önemli bir çözüm üretti. Şöyle, iflas eden üretme, işletme kapatılacağı yerde, ekmek teknesi dağılacağı yerde, işçiler sokağa atılacağı, memurlar sokağa atılacağı ve patron da ceketini alıp tamamen her şeyini kaybetmiş olarak o fabrikadan çıkacağı yerde onun yerine ne yapacağız? Kamulaştırmaya gideceğiz. İflas eden işletmeyi %50 üzerinde, %50-51 kamu şey yapacağız, mülkiyetine geçireceğiz. Onun dışında da mülkiyetin bir kısmını işçiye vereceğiz. Bir kısmı diyelim %10 civarında iflas etmiş olan patronda kalacak. Böylece üç ayaklı bir karma mülkiyet sistemi oluşturacağız iflas eden işletmelerde. Yani bir yanda kamu, öbür yanda işçi ve memurların ortak mülkiyeti ve onun yanında da patronun o işletmede tecrübesi olan, birikimi olan iş yeri sahibinin mülkiyeti. Bu üçlü el ele verecek ve ne yapacak? O işletmenin yaşaması, çarkın dönmesi, üretim yapması için gayrete gelecek. Yani işçi ile patron arası
kavgalarla orada maliyetleri yükseltip işletmenin kapatılması yerine bu üç ayaklı mülkiyet sistemiyle çarkı çeviren, üretim yapan, tekmek teknesini koruyan, işçinin işini koruduğu, sokağa atılmadığı, patronun kendi işletmesini tamamen kaybetmediği, iflas etmediği, kamunun da yükün altına girip onlarla birlikte hareket ettiği ve işletmede verimliliğin hep birlikte el ele verilerek yükseltildiği bir bu iflas eden işletmelerde de bir düzenleme getiriyoruz. Küçük orta sanayiciyi destekleyeceğiz. Bakın şimdi Türkiye tank yapıyor, araba yapıyor, tezgaha kondu bunlar, gemi yapıyor, denizaltı yapıyor, fırkateyn yapıyor. Tabii burada binlerce aramalı. Bir tank yapmak için 26 bin ayrı parça. Yani 26 bin parçayı üreten küçük orta sanayici için muazzam iş. Arabada da yine çok yüksek miktarda çeşitli elektrik aksamından tutup lastiğine kadar efendim demir aksamı, madenleri, şusu busu hepsi Türkiye ekonomisi için bunlar sürükleyici olaylar. Bunları dışarıdan almayacağız. İçeride üreteceğiz. Bunun için tekrar demin söylediğimiz gibi küçük orta sanayiciyi canlandıracağız. Türkiye böyle bir sürecin eşiğindedir. Bu kararları almak zorundadır. Bugünkü hükümet bu konularda ayak sürüyor. Gerekli dirayeti, kararlılığı gösteremiyor. Eski programla Türkiye'nin dayattığı yeni üretim devrimi, üretim ekonomisi arasında kesin açık bir tercih yapamıyor. Eski programdan kopamıyor, yeni programa kararlı olarak giremiyor. Onun için Türkiye aynı zamanda bu üretim devrimi atağını, büyük tarihi atağı yapacak değerli arkadaşlar bir hükümetin de oluşturacak. Yani önümüzde onun için bizim üreticilerin milli hükümeti dediğimiz bu üretim devrimine yön verecek, yönetecek bu üretim devrimini, Türkiye'nin insan birikimini seferber edecek, emek birikimini, sermaye birikimini, entelektüel birikimini bunları seferber edebilecek bir hükümet de önümüzde bir kaçınılmaz olarak durmaktadır. Türkiye göreceksiniz bu çözümü bulacak. Çünkü başka türlü yaşaması, ilerlemesi mümkün değil. Türkiye böyle önemli bir kararın eşiğindedir. Tabii bu süreç aynı zamanda güvenlikle ilgili Türkiye'nin sorunlarının da kucak kucağı olduğu bir süreç. Onu da görmemiz lazım. Türkiye teröre karşı çok büyük başarılar kazandı. Biraz evvel Aykut Alp arkadaşımız, başkan arkadaşımızın da belirttiği gibi 2015 yılı 24 Temmuz'undan itibaren Türkiye PKK'yı hendeklere gömen bir vatan savaşı veriyor. Çok önemli tarihi bir olay. Ve PKK'ya karşı çok tarihi başarılar kazandı ordumuz, polisimiz, köy korucularımız. Arkasından Türkiye diğer harekatlarla sınır ötesinde PKK'yı, DAEŞ'i kovaladı ve Orta Doğu'da PKK'nın ve diğer aşırı yobaz terör hareketlerinin bitirilmesinde tarihi işler yaptı Türkiye. Hepimizin bildiği Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, en son Barış Pınarı Harekatlarıyla. Bu harekatlarda da Türkiye Amerika ile karşı karşıya geldi. Yani Amerika'nın üzerimize sürdüğü PKK gibi, DAEŞ gibi terör örgütleriyle, FETÖ gibi, Fethullah terör örgütü gibi terör örgütleriyle mücadele etti. Bu mücadele Türkiye'yi kendine getirdi. Yani tekrar bağımsız, başı dik Türkiye olmak, vatan bütünlüğünü sağlamak, içeride teröre son vermek, bunlar aynı zamanda tabii ekonomik gelişmenin koşulları değerli arkadaşlar. Huzur olmayan, istikrar olmayan yerlerde, ülkelerde ekonomik gelişmenin de olması mümkün değil. Ekonomik gelişmenin en temel şartı ta Hunlardan, Göktürklerden, Cengiz Hanlardan, bütün dünya içinde aynı şey geçerli. Oralardan beri bütün devletleri ve imparatorlukların birinci görevi nedir? Ekonomik gelişme için asayişi sağlamak, huzuru sağlamak, yağmaya, efendim gaspa izin vermemek, onları cezalandırmak. İşte Cengiz yasalarından tutup Osmanlı, Selçuklu Osmanlı Devleti'nin kurduğu düzenlere kadar hep bunu görüyoruz. Roma İmparatorluğu, Yunan efendim medeniyeti, Mısır medeniyeti, bütün medeniyetler bir huzure ve asayişe dayanıyor.
Onun için Türkiye'nin güvenliği, barışı, ekonomik gelişmeyle şu anda birleşen çok önemli görevleri de önümüze koymaktadır. Şimdi en son görüyorsunuz çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya bölgemiz. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın çok önemli devlet adamı ve askeri, Kudüs birlikleri komutanı, devrim muhafızlarının Kasım Süleymani'yi ve mühendis adlı yine önemli askeri liderlerinden birini bir terör hareketiyle katletti, şehit etti. De buna İran'ın bir cevap vereceği gözüküyor. Orada da kararlılık ifade ediyorlar. Bütün İran devletinin büyükleri Hamaney intikam alacağız dedi. Yani o İran'ın da Amerika'ya karşı bir yanıt hazırladığı, belki acele olmayacak bu ama etkili bir yanıt olacağı gözüküyor. Tabii buna Amerika ne cevap verecek? Bir kere böyle bir bölgemizde gelişme var. Amerika yenildi Batı Asya'da ama son onurunu mu kurtarmak istiyor? Yoksa efendim Batı Asya ülkelerine belli zararlar vererek mi buradan çekip gidecek? Bu tercihlerle karşı karşıya. Bir bu cephesi var işin, kara cephesi. Bir de deniz cephesi var. Denizlerde de sular ısınıyor. Yani Doğu Akdeniz'de işte görüyoruz Amerika, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs dörtlüsü açıkça namlularını Türkiye'ye çevirerek Doğu Akdeniz'de tatbikatlar yapıyorlar. Doğu Akdeniz'in çok önemli petrol kaynakları var, doğal gaz kaynakları var. Burada Sayın Profesör Doktor Doğan Perinçek var, amcamın oğlu, o konuları bize öğretir, bilir, bildiği konulardır. Dünya çapında bir uzmandır bu açıdan. Doğu Akdeniz'in kaynakları da herkesin ağzını sulandırıyor. Onu çok iyi biliyoruz ve İsrail ile Amerika, Yunanistan, Güney Kıbrıs anlaşmış durumdalar ve Türkiye ve Rusya'nın da enerji yollarını devreden çıkartacak, aynı zamanda bazı ekonomik projeler de güya geliştiriyorlar ve görüyoruz Doğu Akdeniz'de bayraklar gösteriliyor. Türkiye'ye namlular çevrilmiş. Nabıldina ve Nemesis adı altında intikam tatbikatları yapıyor Amerika ve İsrail. Tatbikatlara seçtikleri isimler Nabıldina, Tevrat'tan bir isim, bir intikam hikayesi, intikam hikayesi. Nemesis de Yunanların intikam tanrıçası. Yani her iki tatbikatın da konusu intikam. Türkiye'den intikam alacaklar. Bu şekilde Amerika Yunanistan'ın arkasında, ama tabii bunun temelinde de doğal gaz ve petrol meseleleri yatıyor. Türkiye'de mavi vatanını koruma kararlılığı içinde donanmamız orada bayrak gösteriyor Doğu Akdeniz'de ve Türkiye Milgem'le çok önemli donanmasını geliştirdi. Hava kuvvetlerini geliştiriyor ve askeriyesi de bir kararlılığı ifade ediyor. Oraya baktığımız zaman da Libya'ya kadar uzanan orada da Türkiye açısından ciddi tehditler görüyoruz. Demek ki önümüzdeki dönem değerli arkadaşlar ekonomik inşayla bir üretim ekonomisinin kurulmasıyla aynı zamanda güvenliğimizin sağlanması arasında çok önemli bir ilişki var. Güvenlik olmadan o ekonomik inşayı, üretim ekonomisinin kurulmasını gerçekleştiremeyiz. Burada da Vatan Partisi bir kısa vadeli Türkiye'nin ihtiyaçları için bir milli direnme ekonomisi programı yaptı. Bu 4 maddede özetlenebilir. Yani üretim ekonomisine geçiş döneminde kısa vadede karşılaştığımız sorunları çözmeye yönelik. Bu 4 maddeyi de şöyle özetleyebiliriz. Birincisi gıda güvenliği. Yani üretim ekonomisini kurarken öncelikle milletimizin karnı doyacak. Yani gıda güvenliğini sağlayacağız. Herkes çağdaş ölçülere uygun ve sağlıklı bir çalışan nüfus ve sağlıklı bir insan gücü için gıda güvenliğini Türkiye'nin sağlayacağız. Bu birinci madde. İkincisi değerli arkadaşlar güvenliği. Yani bu dönemde yatırıma pay ayırırken, tasarruf yaparken sağlık kuvvetlerimizin ve polisimizin ihtiyaçlarına dokunmayacağız. Güçlü bir silahlı kuvvet,
ona güçlü bir polis, iç güvenlik Türkiye'nin önümüzdeki dönem vazgeçemeyeceği koşullardır. O bakımdan işte polisten keselim, askerden keselim, işte ekonomiye ayıralım gibi fikirler ekonomide de çok büyük problemlerle bizi karşı karşıya getirir. Yani savaşta Türkiye yenildiği zaman ne ekonomisi kalır, ne insanı kalır, ne namusu kalır, hiçbir şey kalmaz. Onun için güvenlikten vazgeçmeyen bir geçici dönem düzenleyeceğiz. Ona da güvenliğin güvenliği diyoruz. Üçüncüsü sağlık. Sağlık hizmetlerinde vazgeçmeyeceğiz. Sağlıklı insan bütün milletimize, nüfus kağıdı olan herkese parası sağlık hizmeti sağlayacak bir kurumlaşma ve düzenlemeye gideceğiz. Onu sağlıkta çok büyük birikimleri olan arkadaşlarımız planladılar, yaptılar ve bu mümkün. Dördüncüsü de eğitim. Eğitimde de fedakarlık yapmayacağız. Çünkü eğitilmiş insan Türkiye'nin geleceği bakımından en önemli mesele. Sanayicilerimizle konuştuğumuz zaman da nedir diyoruz en çok temel meselesi sanayimizin? Diyorlar ki eğitilmiş insan gücü. Bizim eğitilmiş insan kaynaklarına ihtiyacımız var. O bakımdan hem aydınlanmış bir Türkiye için ve başı dik yurttaş için, özgür yurttaş için hem de ekonominin ihtiyacı olan bilgili, hünerli, işini iyi yapan, disiplinli iş gücü için eğitimden vazgeçmeyeceğiz. Demek ki gıda güvenliği, güvenliğin güvenliği, sağlık ve eğitim, buralarda fedakarlık yok. Onun dışında nedir? Tasarrufu arttırmak zorundayız. Şimdi üretim ekonomisi kuracağız. Herkes bunu söylemeye başladı. Peki üretim ekonomisi nasıl kurulabilir? Yatırımla kurulabilir. Yani kaynaklarımızdan bir kısmını neye ayıracağız değerli arkadaşlar? Yatırıma ayıracağız. Diyelim Türkiye işte bir bardak su üretiyor, 100 diyelim buna. Bunun en az 25'ini yatırıma ayırması lazım, tasarruf etmesi lazım. Yani her yıl ürettiğimizin 75'ini tüketimde kullanabiliriz. Mecmu toplam ekonomi açısından söylüyorum, tek tek bireyler açısından veya aileler açısından söylemiyorum. Türkiye 100 üretiyorsa bu 100'ün 25'ini tasarruf edecek ve yatırıma ayıracak. Tasarruf eşittir yatırım. Niçin yatırıma ayıracak? Fabrika açacak, tarımını destekleyecek ki değerli arkadaşlar üretim artsın ve ileride paylaşacağımız değerlerde büyüsün, refah artsın. O bakımdan bugün Türkiye'nin geldiği eşikte efendim ben emekliye bu kadar vereceğim, işçiye bu kadar vereceğim, çiftçiye bu kadar vereceğim, gençlere bu kadar vereceğim, dağıtacağım bol keseden bu politikalar geçerli değil. Bakın bunu Türkiye'de Vatan Partisi dışında hiç kimse söylemiyor. Çünkü popülizm dedikleri bir halk dava kavukluğu siyaseti var. Böyle daha çok vererek sanki Türkiye'nin sorunları çözülürmüş gibi. Daha çok verirseniz 200 sene sonra hiç kimseye veremeyeceğiniz bir tabloyla karşılaşırsınız. Onun için Atatürk gibi yapacağız. Yani Atatürk hatırlıyorsunuz İstiklal Savaşı'nda Sakarya Savaşı'nın arifesinde ne yaptı? Başkumandanlık yetkisini aldı, kanun çıkartma yetkisini aldı ve oturdu meşhur tekalüfi milliye kanununu, tekalüfi milliye emirlerini yazdı. 10 madde. Şiir gibi durum. Onlardan bir tanesini her evden bir öküz. Yani İstiklal Savaşı veriliyor, her evden bir öküz. Her evden bir çift çorap. Bir öküz aldı, bir çiftçinin öküzünün ne kıymeti olduğunu tabii hepimiz çok iyi biliyoruz dedelerimizden. Bugün de kıymetli. Öküz en önemli üretim aracıydı o gün. Her evden bir öküz aldı ama demin söylediğimiz gibi 1925'te aşarı kaldırarak ve o tarım hamlesiyle en sonunda bir öküzü, iki öküz, üç öküz olarak çiftçiye iade etti. Yani demek ki Türkiye'de şimdi eğer üretim ekonomisi kuracaksa bunun bir tek iç finans kaynağı vardır. O da tasarruf etmektir. Yani bütün toplumun paylaşacağı bir tasarruf politikası uygulayacağız ve o tasarrufu yatırıma yönlendireceğiz. Yatırım sayesinde ne olacak? İşsizlik azalacak, daha çok insan çalışacak, daha çok üreteceğiz ve ürettiklerimizle de ülkemizde refahı sağlayacağız. Ama Türkiye'nin önünde ciddi olmamız lazım. 3-4 yıl, 5 yıl belki de böyle bir zor dönem var. Zorlukları paylaşacağımız
ve milletimize zorlukları paylaştıracağımız bir dönemden geçeceğiz. Bunu da dürüst bir şekilde milletimize söylememiz lazım. Yoksa ben şunu vereceğim, bunu vereceğim diye milleti aldatabileceğimiz bir durumda değiliz. Onu söyleyenler hiçbir şey veremez ve en önemlisi de birkaç yıl sonra toplumda her şeyin iflas ettiği ortaya çıkar ve büyük, daha derin sorunlarla karşı karşıya geliriz. Onun için değerli arkadaşlar, bugün Türkiye millet olarak zorlukları paylaşacağımız bir döneme girdiğimizi fark etmek zorundayız, anlatmak zorundayız. Bunun için devlet adamlığı bugün millete çıkıp dürüst bir şekilde, yani bir cumhurbaşkanının, bir hükümet başkanının bugün yapacağı şey Türk milletinin karşısına çıkıp ey Türk milleti, durum budur. Bir çıkmaza gelinmiştir. Buradan bir üretim devrimiyle çıkılacaktır. Bu üretim devrimini başarmamız için tasarrufu arttırmamız lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Size zorlukları paylaştırmayı vaat ediyorum. Bir devlet adamının Türk milletine bugün söyleyeceği budur ve başka yapacak bir şey yok. O zaman bizim kendi Vatan Partimiz içinde de ondan sonra şu tür sözler oluyor. Diyorlar ki ya biz bunları söylersek bize oy vermezler, ama gerçek bu. Gerçek bu. Yani Türkiye'ye söylenecek gerçek bu. Yalnız zorlukları belli bir sınıfın, diyelim çalışanların, emekçilerin üzerine yıkmayacağız. Zorlukları işçisi, çiftçisinden büyük sanayici, tüccarına kadar herkese paylaştıracağız bir. İkincisi, aynı zamanda sülükleri koparıp atacağız. Yani üretime bir katkısı olmayan sıcak para komisyoncuları, büyük faizciler, ondan sonra tarikat rantçıları, yani üretime hiçbir faydası olmayan sülükleri var Türkiye'nin. O sülükler kaynakların önemli bir kısmına el koymaktadır. Bir kısım kaynaklarda yolsuzluk yoluyla sarf edilip harcanıp gitmektedir. Gasp edilen Türkiye'nin kaynakları vardır. Vatan Partisi'nin orada da bir çözümü var. Yolsuzluk mahkemeleri kuracağız. Ve bunlar özel mahkemeler olacak. Yani yargılamada hızlı, çevik karar veren, 3 ayda soruşturma yapan, 6 ayda yargılamayı bitiren ve sonunda da ülkenin gasp edilen kaynakları tekrar milletin hazinesine konacak ve aynı zamanda dürüstlüğe dayanan, namusa dayanan ve gasp etmenin, yağmanın, yolsuzluğun, rüşvetin, irtikabın, zimmetin olmadığı bir Türkiye. Bu da ekonomik gelişme bakımından şart. Bir kapitalizm dahi rüşvet olan yerde kapitalizmi de geliştiremezsiniz. Kaynakların zimmet edildiği, ona cebe indirildiği bir ülkede kapitalizm de gelişmek. Mesela meşhur İngiliz endüstri devriminde ne var? Püriten ahlakı var. Yani orada da kapitalizmin gelişmesinde de ekonominin ahlakı olağanüstü önemlidir. O bakımdan yolsuzluklara son vereceğimiz bir düzeni kurmak ve yolsuzluğu Türkiye'den koparıp atmak, kesmek, o da ekonominin ve aynı zamanda disiplinin, ahlakın şartıdır. Bütün bunlar değerli arkadaşlar önümüzde bir disiplin dönemi olduğunu gösteriyor. Yani Türkiye bugün bol keseden özgürlük dağıtacağı, tabii bunlar özgürlükle beraber uygulanacak politikalardır, ama daha fazla özgürlük, daha fazla özgürlük değil. Türkiye'nin önünde daha fazla disiplin, daha sıkı disiplin. Hem devlet disiplini olacak, devlet bir disipline ve düzene sokulacak, hem de toplumda disiplin olacak. Yani bütün toplumun bir amaca odaklandığı, seferber olduğu, yoğunlaştığı bir tablo önümüzde duruyor. Yani çalışmak, çalışma disiplini, iş ahlakı, iş disiplini, ondan sonra ve aynı zamanda başkasının malına, milletin malına el uzatmama şeklindeki ahlak ve disiplin, bunları kuracağımız bir düzen gerekiyor. O bakımdan hem üreticilerin milli hükümeti, yani milli güvenliği sağlayan, Türkiye'nin milli gücüne güvenen, inanan, oradan kuvvet alan ve Türkiye'nin insan kaynaklarıyla sonuca ulaşan bir toplum, aynı zamanda da zorlukları paylaştıracak. Yani zorlukları bir kısım emekçilerin veya diyelim işsizlerin sırtına yıkmak değil, işsizlik de değil mi ortadan kaldırılması gereken bir sorun. Herkesi çok dağıtırsanız işsizliği çoğaltırsınız. Ama herkes biraz tasarruf yaparsa, fabrika açarsak işsizliği azaltırız. Onun için
aynı zamanda zorlukları paylaştırmak, bizim tasarruf yapmamız, toplumca bir tasarruf dönemine girmemiz ve bu tasarruflarımızda yatırıma yönlendirip işsizliğe adım adım, merhale merhale son vermemiz önümüzdeki önemli görevlerden biri olarak durmaktadır. Bunlar olacak mı aziz arkadaşlar? Bunlar olacak. Bakın bunların olacağını ben size buradan kesin olarak söylüyorum. Yani efendim bunlar olmaz, Türkiye bunu yapamaz. Hayır, bunları Türkiye yapacak. Çünkü Türkiye'nin bunu yapmazsa seçeneği Türkiye'nin batmaktır, parçalanmaktır. Çünkü ekonomideki dağılma ve iflaslar aynı zamanda ülkenin toprak bütünlüğünü de tehdit eden süreçleri tetikler. O bakımdan Türkiye bu üretim devrimini başaracak, üretim devrimine girecek. Bunun siyasi formüllerini, siyasi hükümetini, iktidarını önümüzdeki dönem yaratacak. Nasıl yaratacak? Hepimizin gayretleriyle yaratacak. Onun için bu süreçte milletimize güveniyoruz. Türkiye devletinin birikimlerine güveniyoruz ve Türk ordusuna güvenliğimizi sağlayacak olan Türk polisine, Türk ordusuna güveniyoruz. Bu güvenlerle geleceğe bakıyoruz. Türkiye'nin aynı zamanda çok önemli bir uluslararası ittifak birikimi var, işbirliği olanakları var. Türkiye bugün birinci ticaret ortağı Rusya oldu, ikinci ticaret ortağı Çin oldu. Bakın Türkiye kamp değiştirdi. En büyük ticaret ortaklarımız Asyalılar, Asya'nın büyük eski imparatorlukları Rusya ve Çin. Hindistan önümüzdeki önemli ekonomik ortaklarımızdan olabilir. Yanımızda komşularımız var, enerji güvenliğimizi sağlayacağımız Suriye'si, Irak'ı, İran'ı, Azerbaycan'ı, Rusya'sı. Yani dünya petrolleri buralarda üretiliyor. Biraz ötede Kazakistan, o da bizim için bir güvence. Bu enerji güvenliğimizi sağladığımız ülkelerle de işbirliği yapacağız. Batı Asya'da ticari birlikler vesaire, bunları kuracağımız bir sürecin eşiğindeyiz. Örneğin biz 2017 yılı Eylül'ünde İran'daydım ben. İran'ın devlet büyükleriyle, işte İran'ı yöneten Sayın Ali Ekber velayetiyle vesaire buluştuk ve onlardan şu sözleri aldık. Yani Türkiye Amerika'nın yanında olmasın, güvenilir bir Türkiye olsun. Biz size petrolü 2-2,5 liradan verelim Türk parasıyla. Bugün biliyorsunuz İran'da benzinin fiyatı 120-130 kuruşa çıktı. Yani 100 küsur kuruş. Hadi biz bunu 2-2,5 liradan alsak, 1 lira da üzerine vergi koysak 3,5 liradan, şu anda benzin 7 lira oldu galiba. Ondan sonra şey de 7 liraya geldi. Mazot falan da 7 liraya yaklaştı. Şimdi ben tabii Musa Bey'den ve tarımla ilgilenen arkadaşlarımızdan ve buradaki çiftçilerimizden de öğrenmek istiyoruz. Biz köylümüze 3-3,5 lira mazotu 3-3,5 liradan verdiğimiz zaman bizim tarımımız ne olur? Değil mi? Uçar gider yani. Yani onun için dış politikayla komşularımızla ilişkiyle sanayi ve tarımımızın gelişmesi arasında çok önemli paralellikler var, uyumlar var. Güvenliğimizi sağlayarak, komşularımızla iyi ilişkiler geliştirerek, Suriye ile özellikle, ondan sonra Suriye ile sorunlarımızı çözerek ve PKK'yı yalnız aşağıya sürme politikasını yetersiz buluyoruz, bitirme politikasına girerek Türkiye maalesef PKK'yı aşağıya sürme politikasına saplandı. Bu da yetersiz yapılması, yapıldığı kadarıyla doğru ama orada kalmaması lazım. Suriye ile anlaşarak PKK'yı bitirmemiz gerekiyor. Hele bu bölge koşullarında, savaş tehditlerinin yükseldiği koşullarda, o bakımdan komşularla işbirliği ve Asya'daki büyük imparatorluklar arasındaki yerimizi, yani Çin, Rusya, İran gibi imparatorluklar arasındaki yerimizi alacağımız bir dış politikada bu üretim devriminin dış politikası olarak önümüzde gözüküyor. Ümitliyiz, iyimseriz, hiçbir şekilde bu sürece korkuyla bakmıyoruz. Yanarız, yıkılırız, mahvoluruz. Bu maalesef aydınlarımız arasında çok yaygın bu olay. Hiç doğru değil. Türkiye'nin tarihi birikimine bakalım. Yakın tarihimiz Atatürk devrimi. Hani hiçbir şeyle değişilmeyecek büyük bir birikim. Uzak tarihimize bakalım, imparatorluklar birikimi, bağımsız, başı dik yaşamak, örgütlenmek, imparatorluklar birikiminin de bize
bıraktığı miras bu. O bakımdan hem tarihi kaynaklarımız hem bugünkü insan gücümüzle Türkiye karşılaştığı bu sorunları çözer, güvenliğini sağlam tutabilir ve aynı zamanda bir üretim devrimini başarır, başaracaktır. Bunun hükümetini de kesinlikle, yani bir üreticilerin milli hükümeti, zorlukları paylaştıran ve üretime yönelen bir hükümet önümüzdeki dönem kurulacaktır, gündemdedir. Sizi bu programa davet ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum değerli kardeşlerim. Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyoruz. Sırada Biga Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güray Ergün var. Kürsüye davet ediyoruz. Sevgili Genel Başkanım, sevgili katılımcılar. Bugün burada tüm heyecanım ve çalışma isteğimle sizlerle beraber olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sevgili Genel Başkanımızın dediği gibi bizim tek çaremiz var, üretmek. Üretmek zorundayız. Bizim üretim sorunumuz yalnızca kırsalın sorunu değil, bu ülkenin de sorunu. Kırsaldan kente göçü engelleyemezsek ülkemizde dengeler bozulmuş oluyor. Üretemezsek ülkemizde ekonomik düzen daha fazla bozulmuş oluyor. Üretemedikçe ülkemizde işsizlik sorunu artıyor. Üretemedikçe ülkemizde nüfus sorunu artıyor. Üretemedikçe ülkemizde pahalılık sorunu dile geliyor. Kırsalın sorunu aslında hepimizin sorunu. Bu sorunu çözümümüzün tek sebebi var, hep beraber birlikte olmak. Neden bunu Çanakkale'den başlatmayalım diyoruz? Neden kentle, köylüyü el ele, omuz omuza verip başarılı bir sistem ortaya koymayalım diyoruz? Sevgili katılımcılar, çok iyi biliyorsunuz ki çiftçiye para vererek bir sonuca ulaşamazsınız. Çiftçiye para kazandırmak zorundayız. Mutlu çiftçi kazandığını cebine koyabilen çiftçidir. Bu yüzden tarımla kalkınmayı önceliklerimiz arasında tutmak zorundayız. Tarımla kalkınamazsak sanayileşemeyiz. Sanayileşemezsek yüksek teknoloji ürünlere yatırım yapamayız. Gelişemezsek tek çare olarak da gelişmemizde ben tarımı ayağa kaldırmak, üretmek zorunda olduğumuzu ifade etmek zorundayım. Ben sizlere burada Genel Başkanım yöntemlerini ve sorunlarımızı tek tek dile getirmek istiyorum. Gençlerimizi tarıma meslek olarak benimsetmek, sevdirmek zorundayız. Bunu da kırsaldaki göçü engellememiz için tarım liselerinin ön plana çıkmasını ve tarım liselerinin meslek olarak benimsenmesini ön olarak sunuyoruz. İkinci planımız alternatif ürünler ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması. Bunlar da geleneksel ürünlerimizin yerine katma değeri yüksek ürünler ekilmeli ve bunlar yapılırken mutlaka sözleşmeli tarım modeline geçilmeli. Mutlaka bölgemizde bir an önce örtü altı çiftçiliğine geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Meyveciliğimizin daha kaliteli ve izlenilebilir bir tarım politikasıyla yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bununla beraber biraz önce Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi sağlığımızı öne almak için iyi tarım uygulamalarının daha fazlalaşmasını ve devletimizden daha fazla hizmet ve ödenek alınmasını talep ediyoruz. Çiftçilerimize kooperatifleştirmeyi geliştirmek adına eğitimler verilmesini talep ediyoruz. Doğru kooperatifçilik yapılmasını, uygulanabilir ve yaygınlaştırılmasını talep ediyoruz.
Kooperatifleşmelerimiz kooperatifleşirken kurumsallaşmanın önüne geçilmesini ve kapasitelerinin arttırılmasını ve eğitim faaliyetlerinin çoğaltılmasını talep ediyoruz. Biz Çanakkale'den örnek vermek istersek neden bir Çanakkale Tire ya da Seferihisar olmuyor? Bunu da üreticiler olarak göz önünde tutmak zorundayız. Kırsalın kesiminde üretim yapan üreticilerimize teknik eğitimler verilmeli ve de 46 yaş üreticilere üretimde tutmak adına tarım nüfusu gençleşiyor ve genç çiftçi eğitimlerinin daha fazla verilmesini talep ediyoruz ve gençlerimizin teknoloji kullanım adına tarımda teknolojiyi daha fazla kullandırmalarını, eğitimlerinin yapılmalarını talep ediyoruz. Yöresel tarım ürünlerinin markalaştırılması adına daha fazlalaşmasını, yöresel tarım ürünlerinin katma değeri yüksek ürünler haline getirilmesini diliyoruz. İhracata yönelmemiz gerektiğine inanıyoruz. İzlenebilir tarımın daha fazla yapılmasından yöneyiz. Sulama havzalarımızın doğru su yöntemleri uygulanması adına havzalarda tapulaştırmalarının çalışmalarının hızlandırılmasını Türkiye açısından iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü ileriki günlerde su yönetme yöntemlerinin artık bizler için suyun çok önemli bir hale geleceğine inanıyoruz. Damla sulama ülkemizde daha fazlalaşmasını talep ediyoruz. Bir an önce tamamlanmasını, meraların amacı dışı kullanımının önlenilmesini, atıl vaziyette meraların hayvancılık ve insanlarımız adına daha ivedi bir şekilde ekim alanlarına dönüştürülmesini talep ediyoruz. Mazot, gübre ve zirai ilaç gibi temel girdi fiyatlarının makul seviyeye çekilmesini taleplerimiz içinde, tarımsal elektrik kullanımının şu anda sanayi elektriğinden daha fazla olduğunu bence genel başkanım bilmiyor. Bunu da ben burada ifade etmek istiyorum. Tarımda kullanılan elektrik şu anda sanayi elektriğinden daha fazla. Belimizi bükmek büküyor. Çiftçinin bir de çiftçiye finansman yönünde çiftçinin parayı kullanma adına daha da bilgilendirilmesi amacındayız. En sonunda şunu bağlamak istiyorum. 40 derece sıcakta, buz gibi ortamda üretim yapan çiftçinin ödediği sigorta priminin yüksek olması ve emeklilikte diğer sektörlerde emekli olanlara nazaran düşük maaş almasına biz karşıyız. Çiftçilerin ve hayvancılık yapan insanlarımızın hayat ve yaşam seviyelerinin standartlarının düzeltilmesi amacımız. Ben burada üretmek zorunda olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Ve sizler sevgili katılımcılara bir dörtlükle veda etmek istiyorum. Bence en iyi, hayırlı bizim sanat, tüm canlıyı besliyor tarım ziraat, yaşam için üretir vicdanı rahat, üretmeye devam et ey çiftçi kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşması için. Şimdi Ezine Gıda ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok'un konuşmaları için kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkan, kıymetli konuşmacılarımız, siz değerli katılımcılar ve basın mensubu arkadaşlar, hepiniz bu güzel organizasyona, Üretim Devrim Kurultayı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Sayın Genel Başkan, İl Başkanımız ve BİGA Ziraat Odası Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız hep sorunlardan bahsettiler. Ben de organize sanayi olarak bir çözüm üretim Çanakkale'mizde. Çanakkale'miz için çok önemli olan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgi vermek için buradayım. İnşallah üretimde tabii organize sanayi bölgelerimiz çok önemli Türkiye'de. Farklı alanlarda karma OSB'ler, tarım OSB'ler ciddi anlamda üretime katkı sağlamaktalar. Tabii Genel Başkan çok derin bahsetti
Amerika'da ve İngiltere'de 1800'lü yıllarda başlamış olan sanayi devrimiyle birlikte üretim hamlesi bizde maalesef 1960 yılında ilk Bursa'da organize sanayi bölgesiyle birlikte faaliyete geçmiş oldu. Şu anda yaklaşık 332 adet bizimle birlikte yapımı devam eden organize sanayi bölgemiz mevcut. 60, 70, 80 binlerde işçi çalıştıran organize sanayi bölgemiz var. İnşallah bunların sayısı daha da artar, üretime katkıları daha da fazla olur. Bizim Çanakkale'miz için en uygun olan yer olarak bilmeyenleriniz varsa Çanakkale-İzmir yolunda Ezine'yi geçince Meslek Yüksekokulumuzun yan tarafında 1 milyon 360 bin metrekarelik bir alanda kurulan bir organize sanayi bölgemiz. Yaklaşık 10 yıldır söylemi olan ama 2016 yılında fiilen faaliyete geçen ciddi çalışmalarla ve bunu onurla ve övünerek söylüyorum. Türkiye'deki en hızlı kurumsallaşmış ve altyapı ihalesine çıkmış organize sanayi bölgesi. 5-6 aylık gibi bir sürede bütün bakanlık onayları alınarak yer tahsisi yapılarak kamulaştırmaya başlanılmış bir organize sanayi bölgesidir. Şu anda bizim organize sanayi bölgemiz %86'sı il özel idaresi, %7 Ezine Belediyesi, %7 de Ticaret Odası'nın ortaklığıyla kurulmuş bir organize sanayi bölgesidir. Kurum desteğiyle yapılmış bir organize sanayi bölgesidir. Şu anda tamamen bakanlık kredisiyle bütün masraflarımızı karşılıyoruz. Altyapı ile ilgili 2019'un Nisan ayında yapılan ihale ile birlikte çalışmalarımız başladı. Şu anda yaklaşık %70-%80 kısmı altyapı ihalesiyle birlikte yolların açılması, kazı ve dolgu işlemleri tamamlanmış durumda ve 2000 yılı itibariyle de inşallah daha da hızlanarak 2021'de normal sözleşme süremiz tamamlanıyor ama sözleşme süresinden önce bitirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 1 milyon 360 bin metrekare dedik. Bunun yaklaşık 730 bin metrekaresi imarlı alandır. 3 ila 40 bin metrekare arasında değişen 91 adet sanayi parselinden oluşuyor. Toplamda 103 adet parselimiz var. Tabii idari binalar, sosyal alanlar, eğitim alanlarıyla birlikte 730 bin metrekare alanda inşallah hizmet verecektir. Şimdiki devam eden işlerle alakalı içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve telekom olarak ve yolların kaplaması ihale işi devam etmekte. İnşallah enerji projemizi tamamladık. Enerji ile alakalı elektrik projemizi tamamladık. Bakanlığımıza gönderdik. Onayıyla birlikte 2020'de inşallah 2-3 ay içerisinde ihalesi yapılıp elektrik altyapı ve aydınlatma işi de 2021'e kadar inşallah sonuçlanır. Yine biraz önce eğitim istihdam konusuna değinildi. Üniversitemiz ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile ciddi bir işbirliği içerisindeyiz. İnşallah bundan sonra da devam edecektir. Ezine Meslek Yüksekokulu'na kazandırdığımız yaklaşık 1 milyon maliyetli bir laboratuvarımız oldu. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın finansıyla. Enerji altyapısı için TEİAŞ'tan bizim bölgemize gelecek ana hatla ilgili yine bir 2 milyonluk projeyi sunduk onay aşamasında. O da olursa GMK destekli, onu da oradan karşılamış olacağız. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'ndan, EPDK'dan enerji lisansımızı aldık. Bu da bize üretimde yaklaşık %20, %25, %30'lara varan üreticimize enerjide bir tasarruf sağlayacaktır. Bu da bizdeki üreticiler için ciddi anlamda bir kar olarak görüyoruz. Tabii OSV'de olmanın, organize sanayi bölgesinde olmanın avantajları cidden üreticiyi heyecanlandıracak düzeyde. Bizim arsa tahsislerimizde %80 devlet hibesi var. Alacağınız arsaların %80'ini devlet kendisi karşılıyor. %20'sini ödeyerek yer sahibi olabiliyorsunuz. Biliyorsunuz fabrikalarla, üretim tesisleriyle alakalı ÇED raporu ciddi, sıkıntılı ve uzun zaman alıyor. Bizim organize sanayi bölgesinde ÇED raporlarımızın hepsi alınmış durumda ve gelecek firmaların böyle bir ihtiyacı yok.
Organize sanayi bölgesi yine il özel idaresi ve belediyenin dışında kendi içerisinde bir özelliğe sahip. Alınacak imar durumları, yapı ruhsatları, iflas tevhidler için herhangi bir ücret ödemeden belediye ve özel idareyle muhatap olmadan direkt bölge müdürlüğünde hızlı bir şekilde o bürokrasiye takılmadan iş yerlerinin iş yeri açma ruhsatına kadar bölgemizden alacaklardır. Bunlarla ilgili de bir ücret talebi yoktur. KDV ile ilgili, gümrük vergisiyle ilgili, ciddi SGK ile ilgili bazı primlerin muafiyetleri söz konusu. Ciddi anlamda üreticiye destek olacak bir proje. Yine üniversiteyle Çanakkale'de biliyorsunuz bir teknoparkımız mevcut. Tabii nüfus ve öğrenci sayısıyla alakalı ikinci bir teknopark açılması çok söz konusu değil ama bir bölüm olarak gıda üzerine Ezine Meslek Yüksekokulu'nun içerisinde bulunan Mükemmeliyet Merkezi, ARGE Merkezi ile birlikte bir çalışma planlıyoruz ve bunun protokollerini de hazırladık. Önümüzdeki haftalarda inşallah bunların da imzalarını atacağız. Çünkü Çanakkale'deki en büyük sorunlardan biri, sayın hocamız da üniversitede görev yaptı. Buradaki öğrencilerin stajyeri yani bölümlerine dayalı meslekleriyle alakalı kendilerini geliştirebilecek alanları yok. Biz bu hazır organize sanayi bölgemiz yaklaşık 8000 kişi direkt çalışacak. Bunu da bize başvurulardan, ön başvuru taleplerindeki bilgilerinden ediniyoruz. Yani şey bir bilgi değil. Bize gelen talepler doğrultusunda kaç işçi çalıştıracaklar, kaç bin metrekare kapalı alanlara ihtiyacı var. Bunların ön bilgilerini istiyoruz. Şu ana kadar 91 parselimiz için 130'u geçtik ön başvurularda. Yaza doğru da inşallah bu dediğimiz projeleri hızlandırabilirsek, çünkü bakanlık kredisiyle yaptığımız için belli aşamalarda bazı işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Yaz ortalarında hedefimiz kesin şeylere, arsa tahsisleri için kesin başvuruları alıp onları da yapacağız ama İnşallah görünüyor yani önümüzdeki başvurularla birlikte taleplerle daha da çoğalacağı benziyor. Bir de organize sanayi bölgeleriyle ilgili bütün illerde biraz farklı bir algı var. Yani bize de söyleniyor bitmez burası, yapılmaz, işte 10 sene sürer, 5 sene sürer. Şu anda geldiğimiz noktada biraz önce de söylediğim gibi Türkiye'nin en hızlı ilerleyen organize sanayi bölgesiyiz. Bu konuda da yardımı emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüz gerçekten bürokraside de çok açık ilerliyor. Burada sayın valimizden, bürokratlarımızdan, üreticilerden, firmalardan, Cumhurbaşkanı'na kadar olan bütün kademelerde gerçekten Çanakkale için çok ayrı bir yer var. İlgi, alaka gerçekten üst seviyede. Bulunduğumuz alanda dediğim gibi yaklaşık bir 300 bin metrekarelik kazı ve dolgu çalışması vardı. Bunun %70 gibi alanını tamamladık. İdari binamız projeleri bitti. 2020 yılı itibariyle bu ay ya da bir dahaki ay içerisinde bakanlıktan dönüş hızına göre ihaleye çıkacak. İnşallah köprümüzle birlikte biraz önce de görüşüyorduk. Küçükkuyu'daki o rampaların açılması, tünellerle geçilmesiyle birlikte Çanakkale'de çok güzel bir yatırım. Hem üretici için, hem istihdam anlamında, hem ekonomik olarak Çanakkale'ye çok değer katacağına inanıyoruz. Bu noktada da hep sorunları konuştuk biraz önce. İnşallah bu bütün sorunlara Çanakkale için en azından, ki gıda ihsas organize sanayi Türkiye'de çok yok. 3 ya da 4 tane var bizimle birlikte. İnşallah ülkeye de örnek bir organize sanayi bölgesi oluruz. Tabii bu aşamada bizim de yönetim kurulu olarak dikkat ettiğimiz özellikle bazı hususlar var. Atık meselesi, enerji meselesi, biyoenerji ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Üniversiteyle yine hocalarımızla görüşmelerimiz sürüyor. Mesela en çok yaşanan problemlerden bir tanesi, üretici varsa burada peynir altı suyuyla ilgili sıkıntılar var. Bunların deşarjı ile ilgili ve ciddi anlamda kullanılabilecek bir ürün. Bununla ilgili düşüncelerimiz var. Zeytin karasuyuyla ilgili ciddi sıkıntı yaşanıyor. Yeniden tahliyesi atılması ile ilgili. Bunları geri dönüşüm yapıp enerjiye nasıl katkıda sunabiliriz? Bunlarla ilgili görüşmelerimiz var. Öncelikle bizim yönetim kurulu olarak bütün çatı sistemlerini güneş enerjisine
hazır vaziyette isteyeceğiz proje ve planlarını. Hani bunu direkt diretmek çok doğru olmayabilir yatırım maliyeti olarak ama en azından onun sistemleri, yapı sistemleri biraz daha farklı. Proje aşamasında güneş enerjisine uyumlu olarak çatı projesi isteyeceğiz. Bu da bize ciddi oranda birçok yatırımcı yapacağını söylüyor. Bize çok büyük fayda sağlayacaktır. Dışa bağımlılık açısından en azından enerji ve güneş enerjisi, yenilebilir enerji, biyoenerji ile birlikte inşallah örnek bir OSB olacaktır. Ben buradan da bütün üretici arkadaşlara tekrar seslenmek istiyorum. Yani hakikaten çok güzel bir proje. Bazı bilgi eksiklikleri olarak ya da farklı düşüncelerde sözler çıkıyor ama biz OSB olarak, bölge müdürü olarak ben her türlü platformda, her türlü alanda ne gerekiyorsa bilgi anlamında vermeye hazırım. Bir telefonla ya da şeyle Sayın Başkan sağ olsun geldiler, davet ettiler, bilgilendirdik. İnşallah Çanakkale'ye bir kazanımız, ülkeye bir kazanımız olur. Çünkü o kadar çok ürünümüz var ki burada tabii değerli konuşmacılar da var. Herhalde 200 civarında direkt ürünümüz var. Yani bizim domatesimiz önemli, peynirimiz önemli, zeytinimiz var. Bunların hepsini Ezine peynir özellikle gerçekten marka ama bir birlik olarak bunu dünyaya taşıyamadık ciddi anlamda. Kümeleme çalışmalarımız var. Onlara başlayacağız. Kümeleme çalışmaları da bizi tabii dünyaya entegre edebilecek bir sistem bizdeki firmaları. İnşallah burayla birlikte biraz önce bahsedilen sorunlarla 2020 sonrası ülkemiz, Çanakkale'miz için inşallah ciddi yatırımlar olur. %100 dolulukla başlamayı öngörüyoruz. İnşallah daha gelişen tarıma dayalı, çünkü üreticinin de bir heyecanı oluştu o bölgede özellikle. Bayramış, Ayvacık, Ezine bölgesi tam da yer olarak, konum olarak güzel bir yer. Demin dediğim gibi köprünün tamamlanmasıyla Çanakkale'de biz biraz ulaşımla ilgili, lojistikle ilgili sıkıntı yaşayan bir yeriz. Limanlarımız var. Onları daha aktif nasıl kullanırız? Geçen hafta liman müdürümle görüşmelerimiz vardı. Buradan sevkiyat için nasıl daha uygun bir yol denenebilir? Yani buradaki üreticiye de maliyet açısından imalatında ne kadar düşürebilirsek enerjisinden, yerinden, vergisinden, bütün hepsinden o kadar dünyayla ya da şeyle rekabete girebilecek düzeye geliriz. İnşallah kazasız, belasız, sağ salim bitirmeyi nasip eder Allah bize. Üretimimize de oradan başlarız. Sayın Başkanımızla açılışımıza inşallah gelirler, davet ederiz o zaman. Üretimi destekledikleri ve Türkiye genelinde bu programları yaptıkları için ben tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı. Sayın Başkanım da teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Sefalar olsun. Biz de konuşmalar için İdil Zafer Osman'a teşekkür ediyoruz. Vatan Partisi olarak da sesin geliyor değil mi? Vatan Partisi olarak biz de Google'da OSB'yi özenle takip ediyor ve destekliyoruz. Buradan da desteğimizi bir kez daha sunmuş olalım. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ziraat Mühendisi Musa Uzun Zahmet'e davet ediyoruz. Sayın Genel Başkan, değerli Hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu bölgede yetişmiş Hazbelgader, devlet görevinde bulunmuş, özel sektörde bir çaba içerisinde olan, sivil toplum kuruluşlarında tarımla ilgili çalışmalar yürütmüş bir teknik eleman olarak ben de kurultaya görüşlerimi ve nacizane önerilerimi sunmak için buradayım. Bu çalışma için Vatan Partisi'ne ve emek harcayan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Konuşmamı temel üç başlık altında sunmaya çalışacağım. Birisi üretim ve pazarlamanın sorunları. İkincisi çözüm önerisi. Üçüncüsü çözüm önerileri. Dördüncüsü de halihazır üretim devri programının içerisindeki bazı maddelere katkılarım şeklinde olacak. Şimdi Türkiye'deki üretimin tarımsal üretimden bahsedeceğim, sürekli üretim dediğimde tabi alanımız bu olduğu için o alanda konuşmak haddimiz. Üretimin istikrarlı bir şekilde devam etmesi için benim tespit edebildiğim iki temel sorun var. Bir tanesi yönetimsel dağınıklık ve güven bunalımı. Yani bunu iki maddeyi bir araya koyabilirsiniz. Tarımın üretimini yöneten birçok kurum var. Ya da tarımsal yönetimi üretimi yönetmek üzere iddiası olan çok kurum var. Bu kurumların hepsinin
ayrı ayrı önerileri var. Tarım Bakanlığı bir öğrende bulunuyor, çiftçiyi bir yere yönlendirmeye çalışıyor. Üyesi bulunduğu kooperatif birlik çiftçiyi bir yere yönlendirmeye çalışıyor. Ziraat odaları kendi üyelerini aklı ve bilgisi ve potansiyeli yettiği ölçüde bir yere yönlendirmeye çalışıyor. Ürün alan tüccar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bunların hepsinin sonucunda üretici kendi imkanları doğrultusunda bir üretim yapıyor. Ve üretimi hepimizin izlediği gibi çok dalgalı bir üretim modelimiz var. Bir sene çok üret diyoruz, bir malı ertesi sene çok az üretiyoruz. Bunun karşılığı, piyasadaki karşılığı da bir sene batıyoruz, bir sene çıkıyoruz. Bunu pazarlamayla birlikte değerlendirdiğimizde üreticinin kimi hedef alacağı, kimi önder alacağı gibi somut bir yapı yok. Bakanlık mı, oda mı, birlik mi, işte tüccar mı, benden mal alan tüccarı mı izleyeceğim, borsayı mı izleyeceğim, bu kadar potansiyeli bende var mı? Yani çiftçi olarak böyle bir potansiyele sahibim, bunların hepsini izleyip, değerlendirip, üretim yapmak gibi bir akıl süzgecim, eğitim şartlarım gereği yok çiftçi olarak bakarsak olayı. Dolayısıyla bence ve her şeyden önemlisi tarımsal üretimi yönetmek ve yönlendirmekle görevli olan bu kurumların hiçbirisinin verdiği tavsiyelerin arkasında durma gibi bir sorumluluk hissetmiyorlar. Yani herhangi birisi gelip bir çiftçiye diyor ki sen şöyle şu üretimi yap, şu şekilde yap, böyle, burada satarsın, burada yaparsın. Sonuç olumsuz çıktığı zaman kimsenin şeyi yok, sorumluluğu yok. Yani tavsiyelerin üretime yansıdığını farz edelim ve sonucun olumsuz olduğunu farz edelim. Bunun faturasını ödemeye meyilli hiç kimse yok. Ne bakanlık bu konuda yetti, kendini sorumlu hissediyor. Ya ettin kardeşim, zarar ettin, ne yapayım gibi bir mantık içerisinde çiftçi gerçekten güven duyacağı bir kurum arıyor. Kendisinin bağlı olacağı ve güven duyacağı bir kurum arıyor. Sorunlardan birisi bu. Bu istikrarsızlık yaratıyor üretimde ve bunun çözülmesi gerekiyor. Bunun için naçizane az sonra bir önerim olacak. Diğeri de bizim mesleğimizle ilgili önemli bir konu. Tarımda bilgi ve teknolojiyi kullanamıyoruz. Yeterince kullanamıyoruz ya da çok geç kullanıyoruz. Bunun da sebebi tarımsal bilgi üreten üniversiteler, araştırma enstitülerle çiftçinin arasının doldurması gereken mühendis, ziraat mühendisi ya da veteriner üretimle alakası olmayan işlerde oyalanıyor. Yani pazarlama işinde olunuyor, denetim işinde uğraşıyor. Bakanlıktakilerin çoğu denetim işinde. Özel sektörlerin hepsi satış derdinde, satışla ilgili görevlerde çalışıyorlar. Ama çiftçinin yanı başında durup teknik bilgiyi ya da üretimin kalitesini ve niteliğini arttıracak bilgiyi onunla paylaşan, onunla birlikte kader ortağı olan mühendis yok. Varsa da çok az örnek var. Onun için bu konular bence tarımsal üretimin karlılığını, kalitesini ve tüketicilerin nitelikli bir ürün bulmasının önündeki engellerden, en temel engellerden birisi. Sorumluluk almayan bir yönlendirici grup, yani fatura ödemeyen yönlendirici grup ve teknik bilginin yaklaşık, ben bir ortalama hesap yaptım bu üniversitedeki şeylerden, 20 yıl arkadaşlar. Üniversitede ya da yeni bir teknolojinin ülkeye girdiğinden yaygınlaşması arasındaki süre 20 yıl. Yani benim gözlemlerim böyle. Bu çok uzun bir süre ve çok zaman kaybettirici, verim kaybettirici bir süre. Bunu kısaltacak olan da bence teknik elemanlar diye düşünüyorum. Diğer konu başlığım pazarlamaydı. Pazarlama konusunda da herkes biliyor. Tam bir vahşi kapitalizm dönemi kalıntısı. Ucu ucu yetene, gücü gücü yetene mantığıyla bir pazarlama yapıyor çiftçimiz. Bir parça sütte falan oturan bir sistem var ama diğer sebzede, meyvede ve ürünlerde gerçekten hala köylerde işte sakal bırakıp namaz kılıp ürün alan insanlar var ve parasını göndermeyen insanlar var. İşte çok anlatılan taktikler var ama bu taktiklerin hepsinde hala yutuyor bazı çevreler. Neden? Zorunda. Yani bilerek yutuyor. Belki getirirse diye veriyor. Başka çaresi yok. O kadar çok üretmiş ki hani o zaman için üretim çok, bir yere vermek zorunda. Ürün bozuluyor. Çünkü tarımsal ürün muhafazası disipline edilmediği zaman elde patlayan bir ürün. Bunu zorunlu olduğu için bile bile o hikayeleri bile bile bazı tüccarların inisiyatifini terk ediyor ve bırakıyor. Tüm bunların kabaca çözümlemesini ben sana önerim. Bizim bir kooperatifler kanunumuz var.
yaklaşık 50 yıllık deneyimi var. 50 yıllık bir kanun için iyi bir birikim. Bu birikimin değerlerini mutlaka süzgeç edilip, analiz edilip alındıktan sonra kooperatifler kanunu çöpe atmamız. Neden çöpe atmak? Çöpe atmak iddialı bir rakam var. Bize bir sürü birikim üretti, içinde bir sürü güzel madde var. Ama yenisini tekrar yazabilmek için çöpe atma iradesini göstermemiz lazım. Kooperatifler kanunu bize iyi bir altyapı yaptı, önermede bulundu. Ama biz o önermeyi çiftçiler, sanayiciler, ne bileyim tüccarlar olarak çok iyi kullanmadık açıkçası. Bu 50 yılın önemli bir kısmının heba edildiğini düşünüyorum. 50 yıllık kooperatifler kanunu. Benim önerim de kooperatifler üzerinden. Birincisi, şu anda mevcut olan kooperatiflerin, birliklerin tamamının korunacağı bir sistem içerisinde birim kooperatiflerin, yani köylerde bulunan kooperatiflerin ve üretici birliklerinin sadece üretimle uğraşması ve onların bir üstünde ikinci kademe olarak kurulacak olan tarımsal üretim ve kırsal kalkınma birliklerinin kurulması. Bunlar belde bazında, alan büyüklüğü bazında veya bucak, eskiden bucak da adı, bucak bazında kurulabilecek örgütler olmalı. Ve yaklaşık 2 ile 10-15 köy arasındaki köyün üretim alanını kapsamalı ya da bir çeşit veya iki çeşit ürünün istikrarlı üretimi için disipline olmuş yapılar olmalı. Esas buranın yapısı hakkında da, yani kafamdaki yapısı hakkında da şöyle kısa bilgiler vereyim. Burayı kim...